Efendim yeni bir suç ve delile hoş geldiniz. Bu gece hiç uyuyamayanlardan hep uyuyanlara çok geniş bir yelpazede birçok şey konuşacağız. Önce konuklarımızla bir hoş geldiniz diyelim. Profesör Doktor Zerrin Pelin, nöroloji uzmanı. Hoş geldiniz Profesör Doktor Nevrez Koylan, kardiyoloji uzmanı ve Doktor Tanju Sürmeli, psikiyatri uzmanı. Hoş geldiniz hepiniz. Evet. Uyku bir biçimde hepimizi tabii çok çok ilgilendiriyor. Asırlardır aslında herkesi çok ilgilendiriyor. Neden uyuyoruz sorusuna belki bir miktar cevap arayacağız. Ama şu muhakkak ki ortalama diyelim ki bir insan çok ciddi bir miktarını, yaşamının önemli bir bölümünü uykuda geçiriyor. Ve hatta yapılan bir hesapta 90 yaşına kadar diyelim 30 yılını uykuda geçirmiş oluyor. Evet. Böylesine önemli ve böylesine uzun bir süreç. Tabii uykuyla birlikte rüyaları konuşacağız biraz. Ne zaman rüya görürüz, neden rüya görürüz, rüyaların işlevi nedir? Yani bir işe elbette yarıyordur onlar. Onlarla ilgili de konuşacağız ve daha birçok uyku ile ilgili birçok noktadan sonra kış uykusuna, yaz uykusuna, efendim öğleden sonra yatılan güzellik uykusuna veya akıl uykusuna diyelim her çeşiye geliyoruz. Ama önce ilk sorumuz neden uyuyoruz? Bu programın formatı herkesin her şeyi konuştuğu, benim hiçbir zaman soru sormamı beklemediği bir format. Sizler ilk defa katılıyorsunuz, teşekkür ederim. Onun için hiç benim bir şey söylememi beklemeden lütfen nereden başlarsanız orası makbulümüz. Evet. Neden uyuyoruz? Evet, neden uyuyoruz? Uyumamızın iki sebebi var. Birincisi bedenimizin dinlenmeye ihtiyacı var. Gün boyu yorulan bedenimizi uykuda dinlendirme şansına sahibiz. Bir ikinci fonksiyonu beynimizi dinlendirmeye ihtiyacımız var. Hafızamızı yeniden organize etmeye ihtiyacımız var. Bunun için de uyuyoruz. Yani aslında hem bedenimiz hem zihnimiz için uyuyoruz. Evet. Hafıza dediniz de öğrenilen bir şeyin üzerine uyumanın faydası bu mudur? Yani... Evet. Evet, yani yapılan çalışmalar uyumadan önce okunan ya da uyumadan önce öğrenilen her şeyin arkasına gelen uyku sürecinin o bilgilerin yerleşmesine ve daha kolay öğrenilmesine sebep olduğunu bildiriyor bize. Bir çalışmada uyumadan önce sağ elini kullananlara mesela sol ellerini kullanmayı öğretmişler. Arkasına uyumayanlar sol eli daha zor kullanırken uyuyup uyananlar, güzel uyuyanlar sol elleriyle daha çok işlem yapabilir hale gelmişler. Dolayısıyla uyku bizim için çok önemli. Demek ki en azından şunu hemen söyleyelim. Sınav öncesi muhakkak uyuyun. Evet. Çok zor. Hep söylenir. Evet. Ama yani bir gerekçesi var, bir nedeni var. Bilimselde bir açıklaması var herhalde. Sabah kalkıp çalışmak evet. değil de gece çalışıp üstüne uyumak en doğrusu. Çünkü özellikle üniversitede okuyan arkadaşlarımız kimisi sabah çok erken kalkıp evet. çalışmayı tercih eder. Halbuki sabah uykusu rüya döneminin yani hafızayı organize eden dönemin en yoğun olduğu dönem. Dolayısıyla onu uyumadan kalkmak zaten bir negatifle sizi bekliyor. Sabahki uyanıklık ve uykunuzu almamış halinizde sınavlarda sizin başarınızı engeller bir duruma getiriyor. Peki. Ne kadar uyumalı? Bunun bir Tabii, değeri var mı? Bir optimum ortalama... değeri var mı? Çocuklar için 10-10,5 saat okul öncesi ve okul zamanındaki olan çocuklar hatta 11 saat kadar ama bizler gibi olanlar için de 6-8 saat oldu. Tabii uykunun bir başka şeyi de 730'dan fazla genin regülasyonu yapılıyor. Uykuda. Uyurken. Uyurken işte aşağıya ya da yukarıya regüle etmesi lazım o genleri. Onların regülasyonu da yapılıyor. Yalnızca hafızanın dışında bu genlerin de yani sağlığımızın önemli evet. bir kısmı burada ayarlanıyor. Kalbimizin işte uyku sırasında yavaşlaması, nefes alışımızın değişikliğe uğraması, vücut ısımızın düşmesi bunlar hepsi bir sistemin daha düzgün çalışabilmesi için bir gün sonraki evet. hayata devam edebilmesi için. Onun için de gerekli saatte uykunun alınması lazım. Peki yani şöyle orta çağda insanların uzun uyumalarına kimse bir şey dememiş hatta memnunmuş insanlar uzun uyumalardan. Giderek bu uzun uyuma
lüzumsuz bir şeymiş gibi algılanmaya başlamış hele 19. 20. yüzyıllarda ve ne kadar az uyursanız sanki o kadar akıllıymışsınız gibi, yani aptalların çok uyuduğu şeklinde böyle bir kanılar da yerleşmeye başlamış. Hatta bir takım ünlü liderlerin, Batı liderlerinin kısa uyuması gibi örneklerle, yani işte bakın işte falanca başbakan da kısa uyuyor, filanca bilim insanı da kısa uyuyor, Napolyon da işte 4 saat uyurdu filan gibi böyle anekdotvari bir takım şeyler var. Ve ama ortalama uyuma süresi tabii ki giderek azalmış. Yani 21. yüzyılda da çok daha geç yatıyor ve normal erken işe gitmeye çalışıyoruz ve o kısalmış durumda. Halbuki yani 6 saatin altında olan bir uykunun hiçbir biçimde sağlıklı olmadığı evet. söyleniyor. Yani bunda hemfikir miyiz? Bu çok kişiye özel bir şey. Yani evet. uyku ihtiyacı dediğimiz şey sizin için 8 saattir, benim için 6 saattir. Bu çok hani genlerimizle yine genetik olarak evet. belirlenen bir şey. Ama baktığımız zaman insanların çoğu 7-8 saatlik uykuyla dinlenmiş, uykusunu almış olarak kalkıyorlar. Ama bir grup insan var ki çok yüksek değil oranları, %2 gibi. Bunlar 10 saat ve üzerinde uyuyorlar. Bir grup insan da 5 saat ve altında uyuyor. Dolayısıyla 5 saat ve altında bir uyku ihtiyacı olan kişi için onun 4,5-5 saat civarında olması yetecektir. Ama 8 saatlik uykuya ihtiyacı olan bir kişi 5 saat uyuduğu zaman her gün 3 saat ekside başlayacaktır. Yani tabii ki günümüz koşullarında çok az uyuyabiliyoruz. Uyumaya vakit ayırmamız çok zor oluyor ya da vakit olmuyor. Öyle bir durumdayız ama bilelim ki biz uykuya hep borçlu kalıyoruz. O da bizde uzun vadede yorgunluk yapıyor. Peki mesela siz ne kadar uyuyorsunuz geceleri? Genellikle 6 ila 8 saat arasında. 6 ila 8 saat. Her zaman böyle miydi? Baştan beri hep böyleydi. Hep böyleydi. Hep böyleydi. Belli bir saatte yatar, belli bir saatte kalkar mısınız hep? Yani genellikle. Zaten iş hayatı ona isteseniz de istemeseniz de mecbur ediyor. Çünkü peki hafta sonları mesela daha çok uyumaya kalkar mısınız? İstesem de beceremiyorum. Beceremiyorsunuz. Çünkü şöyle birçok kişi hafta arası az uyuyabildiği için hafta sonu bunu telafi ederim düşüncesiyle daha uzun uyumaya çalışıyor. Bu eksiklik telafi edilebilir mi? Edilebiliyor. Yani eğer hafta içi ortalama bir saat eksik uyuyorsanız ve sizin uyku ihtiyacınız 8 saat ise hafta sonu cumartesi pazara bölerek hafta içinin boşluklarını, borçlarını kapatmak mümkün. Evet ama mesela bu belleğin yani hafızanın konsolidasyonu diye tanımlanan yani öğrenilen şeyin kayıt haline geçirilebilmesi ve bellekte kalması öyle pazartesi günü öğrendiğiniz bir şeyi hemen kayıt altına alamadıysanız eğer ta gelecek pazara kadar sizi bekler mi? Şimdi o pek öyle olmuyor. Yani bizim deprivasyon uykusu dediğimiz evet. uyku yoksunluğunun arkasından gelen uykumuz bizim daha çok derin yavaş uyku dediğimiz bir evet. uyku dönemi. Dolayısıyla bedeni dinlendiren uyku dönemini biz yorulduğumuz zaman daha kamufle ediyoruz. Çünkü ne kadar uyanık kalırsanız o derin uykumuz o kadar evet. artıyor. Dolayısıyla kamuflaj uykuları ya da yenileme uykuları, deprivasyon sonrası gelen uykular o yönde, vücudun dinlenmesi yönünde fayda gösteriyor. Rüya uykusu gece içerisinde az da uyusanız 90 ila 120 dakika içerisinde tekrarlanan bir dönem. Peki durun ona geleceğiz. O başka bir şey. Ama ben yine de şunu söyledim. Yani pazartesi günü öğrendiğiniz bir şeyi hemen arkasında hemen arkasından olması gerektiğini gösteriyor bilimsel çalışmalar. Diye düşünüyorum. Evet, evet. Yani o evet. bir gün önceki öğrendiğinizi o akşam iyi bir uyku uyursanız, ancak dalmakta zorlanmazsanız, evet. gece defalarca uyanmazsanız, çünkü evet. gece bir de uyandığınızda da beynin uyanmaması lazım. Çünkü melatonin hormonuyla ilgisi var bu evet. bütün olayın. O ışıkla, beyaz ışıkla melatonin salınımı durabiliyor. Peki, onu da şu anda istemiyorum. Hafızanızı tamam, o bile etkiliyor. Yani güzel etkiliyor. Derin bir uyku. Adam gibi bir uyku uyumak gerekir. Ve bazı şeyler için vücudun dinlenmesi için evet ama bazı şeyler için mümkün olduğu kadar onu erken telafi etmek evet. lazım. Evet. Yani ta ben hafta sonu uyurum diyerekten ötelemekte pek bir fayda olmayabilir. O pek değil galiba bazı şeyler için hiç faydası yok. Yani hemen uyumak yani o gün içinde bunu sanırım da 24 saat mi nedir öyle bir şey var. Evet. Peki şimdi aşağı yukarı hepimizin uyuduğunu biliyoruz da
hiç uyumasak ne olur? Ölür müyüz acaba? Yani hiç uyunmasa. Hiç uyunmasa ödünüyor. Yani 11 gün maksimum uyumadan kaldığınız süre 11 gün. 8 günden sonra halüsinasyonlar başlıyor. Evet. Dolayısıyla o psikotik süreçle beraber bir süre sonra 10. günden sonra artık enfeksiyonlara daha meyilli hale geldiğiniz için ölüme daha yakın olduğunuz bildiriliyor. Evet. Dolayısıyla 11 günden daha uzun süre uyanık kalan kimse yok zaten. Yok. Evet. Bu 11 gün bir Guinness Rekorlar kitabına girmiş olan bir 11 günlük uykusuzluk. San Diego'da genç bir adamın, herkes ondan bahsediyor zaten. Yani 17 yaşında genç bir adam böyle bir denemeye kalkmış. 11 gün envai çeşit şeyler de arada yaparak, büyük müzikler dinleyip dans ederek vesaire, yani böyle kendine de uyanık tutmaya çalışarak 11 güne gelmiş. Ve fakat şimdilerde Guinness bu rekoru kaldırmış, çok tehlikeli görmüş çünkü. Tabii ki. Yani uykusuzluk rekorunu kırmaya kalkışan başka insanlar olur ve bu da onların hayatına mal olur. Böyle bir hastalık var. Fatal familial uykusuzluk dediğimiz. Şimdi onlara gelelim. Yani tamam. Böyle bir şey üzerine 11 gün en fazla. Ama bir de değişik hastalıklar nedeniyle uyuyamayan var. Evet. Söyler misiniz lütfen? Fatal familial uykusuzluk denilen aslında bir tür virüs tipi bir yapının vücuda girerek oluşturduğu, beyne zarar vermesiyle oluşturduğu bir hastalık var. Bu hastalığın sonu zaten adının üstünde ölümle bitiyor. Çok görülen bir hastalık değil ama literatürde şu anda bildirilen vakalar var. Evet. Ailevi, yani ailesel, yani kalıtımsal demek ki. Ve de hakikaten bu deli dana hastalığının benzeri bir şey. Evet, proteinle ilgili bir şey. Ama yani bu çok 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 ender. Çok ender. 40 aile zannedersem bilinen. Yani çok fazla bir insan da yok. Ama en kötü bir hastalık. Yani ender rastlanan kötü bir hastalık. Peki bir de aniden çıkan fatal insomnia olabilir mi acaba? Yani bunun dışında başka ölümcül uykusuzluklar? Benim bildiğim yok. Peki. Demek ki uyumak gerekiyor. Üstelik mesela kişileri uykusuz tutmak ve yani uyumamalarını sağlamak bir işkence tekniği olarak da tarihte kayıtlıdır. Ve yasak sorgu teknikleri arasında da yer alır. Yani birisini uykusuz bırakmak hakikaten o insanın çok ciddi olarak direnme gücünü de azalttığı muhakkak veya en azından bilincini sonunda kaybettirdiği muhakkak. Peki. Ama bu kadar konuştuktan sonra herkesin çok adını bildiği ama tam olarak ne olduğunu bilmediği REM uykusu, non-REM uykusu falan gibi böyle bir şeyler var. Ve bunların döngü halinde olduğu söyleniyor. Ve bazılarında rüya var, bazılarında yine rüya var. Değil mi? Evet. Böyle bir şey. Evet. Ya, bizi biraz anlatır mısınız? Uyku iki dönemden oluşuyor. Evet. Rüya dönemi ve rüya dışı dönem dediğimiz, non-REM adını verdiğimiz bir uyku dönemi. REM dönemi, rüya dönemi hızlı göz küresi hareketlerini temsil ettiği için REM adı verilmiş. Bu iki uyku birbirinin arkasından... İzleyiciler için tekrar şey yapalım. Rapid Eye Movement, REM, o REM. Rüya dönemi. Hızlı göz hareketlerinin olduğu dönem. Evet. Uykumuz non-REM dönemiyle başlıyor. Yani REM dışındaki uykuyla başlıyor ve önce çok yüzeyel başlıyor. Yüzeyel uyku bir süre devam ettikten sonra o vücudumuzun dinlendiriyor dediğimiz derin yavaş uyku devam ediyor. Onun arkasında uyku biraz yüzeyelleşir gibi oluyor ve rüya dönemine geçiliyor. Gecenin ilk yarısında derin yavaş uykuyla var olan non-REM uykusu daha yoğun. Gecenin ilk yarısında bedeni daha çok dinlendiriyoruz. Bu
90-120 dakikada bir devam eden döngünün içerisinde gecenin başlangıcındaki rüya dönemleri daha kısa. Dolayısıyla eksik uyuduğumuz zaman da biz rüya dönemi uyuyoruz aslında. Hani pazartesi öğrendiğimizi de pazartesi gece uyuduğumuz zaman az da uyusak o siklus içerisindeki rüya dönemlerinde yine bir hafıza yenileme ya da hafıza reorganizasyonu yapabiliyoruz. Sabaha karşı dönemlerde rüya dönemleri biraz daha uzuyor. Hatta en uzun rüya dönemimiz biz hemen uyanmadan önceki rüya dönemi oluyor. Onlar 30-35 dakikalık rüya dönemleri olabiliyor. Dolayısıyla iyi kaliteli uyuyan insanların sabah uyandıkları zaman rüyalarını hatırlamaları mümkün ama en son rüyalarını. Onun dışında gece 4-5 kez rüya döneminden geçmiş oluyoruz ama uyanmazsak ve uyanıp bir yerlere kaydetmezsek rüyada ne gördüğümüzü genellikle pek hatırlamıyoruz. Tamam. Demek ki gece boyunca rüya görüyoruz. Görüyoruz. Herkes görüyor. Memeli canlıların sanırım tamamının yani inceleyenlerin hepsinde bir rüya. Kedide, köpekte, tavşanda her neyse bir rüya olgusu var. Ve bu rüya aslında bir tek sefer değil. Birçok kez tekrarlanıyor. Evet. Uyuduğumuz süre kadar demek ki yani eğer 90 dakikada bir tabii, şey yapıyorsa 90'la yani 2 saatte bir demek ki evet. Bir rüya görüyoruz demektir. 8 saat uyuyorsak 5-6 bu durumda 5-6 kez giriyoruz. Böyle bir rüyalar bölümü oluyor. O arada yani o rüya görünen dönemde uyandırılırsak hatırlıyoruz. Evet. Yoksa onu hatırlayamıyoruz. Son hatırladığımızda uyanmadan hemen önceki rüyalar. Ama mesela kimi insan var ki hiç rüya görmüyorum diyor. Yani uyanmıyorsa rüyasından sabahleyin de illa rüya dönemiyle bitecek diye bir koşul yok. Yani uykular sabah bitti, rüya dönemiyle bitti diyemiyoruz her zaman. Bazen evet. Yüzeyel uykuyla da bitebiliyor. REM evet. Geçiyor, arkasından yüzeyel o uyku o zaman geliyor. Uyanılırsa eğer hiç görmemiş şey, gibi evet, zannediyor evet, insan. Uykunuz kaliteliyse uyanmıyorsanız, bölünmüyorsa rüyalarınızı hiç hatırlamayabiliyorsunuz. Bu sizin sağlıklı uyuduğunuzu gösteren şeylerden bir tanesi. Peki sağlıklı mı uyuduğumuzu yoksa rüya görülen dönemde uyanmadığımızı mı gösteriyor? Uyanmaları yaratan şeyler zaten uykunun içindeki bozukluklar. Dolayısıyla sizi rüya döneminden uyandıran bir şey yoksa, bir bozukluk yoksa rüya döneminden uyanmıyorsunuz. Uykunuz devam ediyor. Ne zaman ki uykunuz bitiyor, sabahleyin uyanıyorsunuz. Dolayısıyla bir takım hastalıklar sırasında rüya dönemini bölen işte bacak hareketleri evet. Olabiliyor, solunum problemleri olabiliyor, depresif problemler olabiliyor. Bu tür kişilerde çok sık aralıklarla uyanıldığı için gece bazen kabus dolu geçebiliyor. Evet. Ya da işte Parkinson hastalığı ya da motor problemler oluyor. İşte Lewy demans dediğimiz evet. Onlar da oluyor. Onlar da REM döneminde uyanma oluyor. Ya da REM döneminde işte sizin de şey yaptığınız gibi daha farklı davranışlar gösterebiliyor. Davranış problemleri evet. De ortaya onlarda çıkabiliyor. Da. Evet. Peki demek ki rüya görmüyorum diye bir şey yok. Rüyayı hatırlamıyorum diye bir şey evet. Var ancak. Peki onu da anlamış olduk. Ama güzel 8 saatlik bir uyku içerisinde ne kadar süresi bunun rüyalarla geçiyor? Yaklaşık %20'si. %20'si yani 2 saate yakın. 2 saate yakın rüyalarla geçiyor. Biz orada 1,5-2 saat. Tek bir şey mi görüyoruz? Çokça şey, çokça farklı şeyler mi görüyoruz? Kişiye göre değişen şeyler görüyoruz evet. Tabii. Yani bizim hayatın içerisinde neler yaşadığımız, bizimle ilgili ne olaylar oldu, çevremizde ne tür olaylar oldu, biz hangi bilgileri edindik. Bunların hepsi rüyamızda bir şekilde kalıcı hafızamızla eşleşip bir bilgi dağıtımı yapılıyor. Yani bir dosya toparlanması yapılıyor evet. REM uykusunda. Dolayısıyla biz kendi yaşantımızla ya da etrafımızdaki, çevremizdeki yaşantılarla ilgili çok farklı, birbirinden çok ayrı bir takım bilgileri rüya içerisinde birleştirebiliyoruz. Dolayısıyla rüyanın içinde ne gördüğümüz çok kişisel bir şey. Çok kişisel. Peki o kadar kişisel ki mesela sevgili editörüm Onur Akkan diyor ki, daha önce de bana söylemişti ama bugün yine tekrarladı. Çok küçük yaştan itibaren hep aynı rüyayı gördüğüm oluyor dedi. Bir rüya var, onu tekrarlıyor. Bu nedir? Bu onu düşündüğü için midir? Yatmadan önce mesela öyle bir şey olabilir mi?
Olabilir. Düşünürseniz şey yapabilir, görebiliyorsunuz rüyanızda. Bir şeye çok konsantre olursanız, uyumadan önce çok düşünürseniz rüyanızda görebilirsiniz. Hatta bir grup yerlerde olan şeyde bir eğitimle çocuklarını öğretiyorlar. O rüyayı bir daha görmesini ve gördüğü zaman da olumlu yöne çevirmesine, ya olumsuz bir rüya gördüyse. Evet. Bu da yani çocukluktan beri olan bir rüya, devamlı bir görünüm haline geliyorsa demek ki kafasında işte bilinçte ya da bilinçaltı sistemlerimize düşündüğü bir şey ki o tekrarlıyor olabilir. Yani bitmemiş bir rüya gibi. Peki olabilir. O zaman rüyanın içinde kişinin kendisinin, rüyayı görenin kendisinin oradaki olayları yönlendirme ya da değiştirme becerisi kazanabilir mi? Kazananlar var. Var. Evet. O şekilde kazanan gruplar var. Bununla ilgili çalışmalar da var. Çocuklarına öğretiyorlar. Bu bir eğitim şeklinde olabiliyor. Evet. Eğitebiliyorlar. Rüyada farkındalık yaratabiliyorsunuz. Peki o zaman yani... Ama çalışmak lazım. Çalışmak lazım. Çalışmak lazım. Kötü bir rüya gördüğümüz zaman demek ki onu düzeltebilecek veyahut da işte diyelim ki kaplan üstümüze saldırıyorsa onun rüyasında işte kaplanı sizin yendiğinizi görmenizi öğretebiliyorlar. Öğrenirseniz şey o zaman güçlü olduğunuzu, hayatta güçsüz olmanın değil de güçlü olmanın ve güne başlamanın şeyinde o zaman bir korkuyu da yenmiş oluyorsunuz. Ya yani o da bir korku, öyle bir hayvanın saldırması ya da işte yüksek yerden düşme gibi korkular olabiliyor. Evet. Tabii bunu az sonra konuşuruz. Neden rüya gördüğümüze dair. Çünkü bunun da izahlarını yapıyor. Mesela birçok çeşitli şeyler bu arada okuma fırsatını buldum. Yani böyle saldırıyla karşılaşıldığını şey yapan bu içerikteki rüyaları görmek aslında insanı hayata hazırlayan, yani gerçek hayatta da böyle bir şeyle karşı karşıya kalabileceğine dair ona hazırlayan ve direnç kazandırtan olgular olarak da değerlendirilebiliyor. Yani ne gerek var şimdi aslan üzerime saldırsın? Yani bu rüyayı ben niye görüyorum dediğiniz zaman bunun belki işte bin yıllardır gelen bir koruma mekanizması belki kendi kendine geliştirilmiş olabilir. Bilmiyorum, belki çok uçuyoruz. Siz rüya görüyor musunuz? Ben rüya görüyorum da az önce konuşulanlardan aklıma aslında başka bir şey geldi. Tanju Bey'in söylediğine çok benzer teknikler. Normalde Orta Asya ve Sibirya şamanlarının eğitim süreci içinde de olan şeyler ve genellikle bir takım narkotiklerle halüsinojenleri birlikte alıp zaman içinde o gördükleri halüsinasyonları şekillendirme eğitimi bir şekilde onların şaman olmasını sağlıyor. Dolayısıyla etraflarında olan olayları nasıl yönlendirmek istiyorlarsa ona göre organize edip buna bir kehanet kılıfı geçirmek de pekala mümkün olabiliyor bu şaman eğitimi içinde. Aynı şey Orta Amerika yerlilerinde de bildiğim kadarıyla peyotelerle var. Falan yapılmış. Dolayısıyla halüsinasyon dediğimiz şey de aslında rüyayla çok yakından ilişkili bir şey. Ya da rüya işte uyarken gördüğümüz halüsinasyonlar aslında. Yani kafamızın içinde dönen, normalde asla bizim öğretimiz içinde yer almayacak olan bir takım bağlantıların kafadaki bütün sınırların kalktığı bir anda kurulması. Dolayısıyla uyanırken halüsinasyon görmekle uyurken rüya görmek arasında bilincinizin açık olup kapalı olması dışında herhalde pek fazla bir fark yok. Yok. Peki. Şimdi uyurken nasıl bir pozisyonda uyuduğunuz karakteriniz hakkında ipuçları verir mi sorusunu reklamlardan sonra masaya yatıracağız. 2 dakika lütfen. Evet, yine birlikteyiz. Şimdi kişiler çeşit çeşit uyuyorlar. Ve de gece boyunca defalarca şekil değiştiriyorlar. Değil mi? Sağa sola dönüyorlar. Öyle sabit yattığı gibi kalkmıyor. Kalktığını zannedenler var ama herhalde onlar da hareket ediyorlar. Değil mi? Gece boyunca. Gece kayıtlarda görüyoruz. Yani ben hiç sırt üstü uyumam diyen kişilerin
epey bir süre sırt üstü uyuduklarını, yani her pozisyona dönebiliyorsunuz, evet, yani uykunuz içerisinde. Belli bir sabit pozisyonunuz olmuyor ama uykuya en rahat daldığınız bir, evet, pozisyon her zaman var. O nedir? Bir alışkanlık mıdır acaba? Daha doğrusu onu hep kişinin en rahat nefes aldığı pozisyon olarak tanımlamak mümkün. Yani kişi kendini otomatik olarak rahat nefes aldığı bir pozisyonu ayarlamaya çalışıyor. Yani bu da genellikle yan pozisyon oluyor. Evet. Ya yüzüstü yan dediğimiz bir pozisyon ya da sadece yan pozisyon dediğimiz bir pozisyonda kendini ayarlamaya çalışıyor ki rahat nefes alsın. Dolayısıyla biz bunu fark etmiyoruz. Otomatik olarak geliştirdiğimiz bir şey bu bizim ama çok kişilik göstergesi olup olmadığından, evet, emin değilim ben. Yok, her şeye bir kulp takmasını bilenler var tabii ki. Yani bu şekil, yani nasıl uyuduğunuzla ilgili karakterinizi de belli eder şeklinde bir sürü bir şey var. 1 milyon böyle insanı taramışlar. Evet. Yani az bir rakam, evet, değil. Yani uyuma stillerini araştırmışlar ve o stillere göre ve davranış paternlerini, evet, gruplamışlar. Yani tabii böyle bir çalışma yapmak mümkün ama uyuduğunuz pozisyona göre hani o kişilikleriniz gerçekten onu gösteriyor mudur? Çünkü öyle de kalmıyor aslında. Kalmıyor tabii. Evet, kalmıyor. Yani bütün gece boyunca öyle kalsın. Bir de orada yani bir tek parametreye bakıyorlar. Bir, evet, kontrol yok. Yok. Hayır. Nasıl? Hayır, bir soruyor zaten. Nasıl uyuyorsun nasıl diye uyuyorsun? Soruyor o kadar. Oluyor. Yani herkes de ilk yattığı şey herhalde. Bir de kişilik özellikleriyle, evet, ilgili bir takım sorular, tabii, var. İkisini eşleştirdiğiniz, evet, zaman mutlaka bir şey çıkıyor. Evet. İşte o cenin pozisyonunda olan o. En çok mesela öyle uyumuyor. Evet. Yani sol değil yan de, ve, evet, kollarınızı ve bacaklarınızı sol kendi, yan mı? Sol yan. Kalbin üstüne yatıyor yani, evet, insanlar. Kalbin sesini, evet, mi duymak için acaba? Ya da niye kalp üstüne? Daha rahat ediyorlar. Mesela gebelerin hep, evet, sol tarafa yatmasını isteriz. Bebeğin, evet, beslenmesini daha kolaylaştırmak için herhalde bebeklik döneminden kalan bir öğreti herhalde sol o da. Sola doğru. Az bir oran değil çünkü neredeyse %50'lere varan bir oranı var fetal pozisyonda yatışın. Önemli o tabii, evet, ki. En az olan hangisidir? Sırt üstü yatanlar. En az sırt üstü. Evet. Kollarınız bitişik halde yatışınız. Asker, yani, evet, evet, asker tipi uyuma. En az. Evet. Şimdi rüyalara hükmetmek konusu enteresandı. Demin bir yere kadar geldik, devamını pek getirmedik. Fakat istediği insan istediği rüyayı görebilir mi acaba? Hiç onu denediniz mi? Bu gece yatayım, şöyle şöyle bir rüya göreyim. Yani bazen işte çok iyi bir rüya ama yarım kalıyor. Onu düşündüğüm oldu mesela, ertesi günde göreyim diye. Devamını mı? Bir kere de gördüm yani. Bir kere gördüm ama ondan sonra bir daha başaramadım. Şöyle bir şey var. Eğer rüyanızdan uyanıp da rüyanızı yazabiliyorsanız ve rüyadaki belli elemanları dizayn edebiliyorsanız, hep gördüğünüz, işte bardak görüyorsanız, evet, bıçak görüyorsanız, bu elemanları uzun süre yazarak böyle bir öğretiye geçebiliyorsanız rüyanızın içerisinde de bir takım şeyleri şekillendirmeniz mümkün. O farkındalığı yaratırken içeriği de ona göre değiştirmeniz mümkün. Ama çok dediğim gibi çok çalışma çok isteyen bir lazım. Şey. Peki ama normal bir kişi diyelim ki rüya görüyor, uyandı bir nedenle, gitti su içti ya da işte banyoya gitti, geri döndü, geldi. Bıraktığı yerden devam edebilir mi? Edebilir. 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 Yani direkt kaldığı yerden devam etmez de yine aynı olaylarla ilgili bir şeyler görebilir. Görebilir. Ama düşünün ki REM dönemi hemen başlamıyor. Tekrar geriye döndüğünde bıraktığı yerden başlıyor yoksa sıfırlıyor mu tekrar? Bıraktığı yerden de başlayabilir. Yani gecenin içinde rüya döneminden, evet, çok kısa bir uyanıklık yaşıyorsanız ama, evet, kalkıp işte lavaboya gidip geri döndünüz, direkt rüyayla yine başlamazsınız. Yine, evet, bir yüzeye yine uyku döneminden geçersiniz. Bir kısımdan geçiyoruz. Peki, şimdi az önce galiba bir izleyicimizin ya da iki izleyicimizin tweet'i vardı. Ben onları göremedim. Tekrar verirseniz eğer, verebilirseniz, evet. Rüya sürelerini nasıl hesaplıyorlar diyor Yasir Söylemez. Bir şeyleriniz, evet, var değil mi? Bizim polisomnografi adını, evet, verdiğimiz beyin aktivitesini, göz aktivitesini, kas aktivitesini ölçebildiğimiz teknik cihazlarımız var. Bunlarla uykunun hangi döneminde olduğumuzu belirleyebiliyoruz. Dolayısıyla bir gece polisomnografisi yapılan, uykusu tetkik edilen bir kişinin o gece kaç kez rüyaya girdiği, rüya döneminde ne kadar süre kaldığı hesaplanabiliyor. Evet.
Şimdi önemli bir soru soruyor. Broken. Kırık o. Broken nesi? Kalbi mi kırık acaba bilmiyorum. Neyse benim burada gördüğüm broken. Ne kadar uykuya ihtiyacımız olduğunu nasıl anlarız diyor. Kişinin ne kadar uykuya ihtiyacı olduğu 14 yaşından sonra aslında belli olan bir şey. O çağlarda eğer okulla ilgili çok aşırı bir faaliyet göstermiyorsak, gece yatıp da sabahleyin kalktığımızda dinlenmiş olarak bizi uyandıran uyku bizim kendi uykumuzdur. Yani saatsiz filan. Evet, kendi kendimize. Kendi kendimize. Evet. Eğer bir uyku yoksunluğumuz yoksa, öncesinde uykusuz kalmadıysak, herhangi bir şey yoksa, akşam yatıp sabah dinlenmiş kalktığımız uyku bizim uyku süremizdir. Peki, yani demek ki saat tabii kurmayacağız. Sabah dinç kalkmak en ve başkası tarafından uyandırılmadan kendi cycle'ın içinde kalkabilmek en önemlisi. Peki, gün içinde küçük şekerlemeler yapıp yapmamanın buna etkisi var mı? Yani diyelim ki sabah o kadar dinç kalkmıyorsunuz ama öğlen yemekten sonra diyelim ki bir yarım saat, 45 dakika uyudunuz. Normal sürenizde uyuyup dinç kalkmıyorsanız orada problem var demektir. Ama eksik uyudunuz. O gün 8 saat uyumanız gerekiyordu. Siz 5,5 saat uyudunuz, kalktınız ve yorgunsunuz. Gün içerisinde onu takviye edebilirsiniz. Yani yarım saatlik bir uyku onun yerine geçebilir. Ancak gün içerisinde sık sık bunu yapmak çok uygun bir şey değil. Hatta bir hastalık olarak görüyoruz biz gün içerisinde sürekli uyuklama halini. Bu bizim geceki uykumuzun derinliğinden, o vücudu dinlendirici döneminden aldığı için bizim biraz daha yüzeyel uyumamıza ya da uyku süremizin kısalmasına sebep oluyor. Özellikle siyasetle uğraşan kişilerin az uyuması ama gündüz bir yarım saat ya da 20 dakika uyuyarak geceki uykularından bu şekilde çaldıklarını biliyoruz. Yani bir uyku, geceki uykudan 1-1,5 saat kadar şey yapabiliyoruz, kazanabiliyoruz gündüz uyuduğumuz bir yarım saatlik uykuyla. Evet. Şimdi bu gündüz uyumayla ilgili olarak ilginç bazı gelişmeler var. Bu bilirsiniz Huffington Post gazetesi bir çok önemli, giderek de büyüyen bir gazete. Bu gazete, bu internet gazetesi olarak yayınlanan bu gazetenin sahibesi bu gündüz uykusunun kendince önemli olduğu bir noktaya geliyor ve de uyunabilecek küçük odacıklar yapıyor şirketinde. Bu bir takım başka ismini şimdi söylemek istemediğim spor malzemeleri satan büyük markaların yahut da işte moda markalarının vesaire de şirketlerinde de şimdi gittikçe görülen ve trend olan bir şey. Yani gündüz öğle yemeğinden sonra siesta. Evet, kısa bir süre bu ünlü Akdeniz bölgesindeki ülkelerin aslında siestalarına benzer bir şey yaptırtıyor. Bu konuda yapılan çalışmalarda gündüz yarım saat uyuyan işçilerin uyuduktan sonraki performanslarının çok arttığı görülmüş. Dolayısıyla bu artışın gösterilmesi de özellikle büyük şirketler tarafından çok avantajlı gözüküyor. Yani gün boyu aynı performansı alamadıkları elemanlarından bir yarım saatlik uykuyla daha iyi verim almaları mümkün hale geliyor. Hatta Japonya'da bunun için işçiler prim alıyorlar. Yani uyuyanlar. Bazı firmalarda gündüz uykusu için prim alanlar da var. Ama orada genelde bu işçiler 40 saatin üzerinde çalışıp yani gerçekten de o uyku dönemlerini, geceki uyku dönemlerini çok iyi geçiremeyenler ya da 40 saat, 48 saat onun üstünde çalışıyorlar. Özellikle her firma için Japonlar da yani onlar da şey gibi yani biat tek şeyi olduğu evet. için orada patron uyu diyecek ya da işi terk et diyecek. Yani 10 saat, 11 saat çalışabiliyor gün içinde. Onlar için yararlı. Evet. Tabii, Japonlarla ilgili bir de şu var. Genellikle Japonya'da çoğu kişinin eviyle iş yerinin arası 1,5 ila 2 saatlik yol. Evet. Dolayısıyla işten çıktıktan sonra insanların eve yemeğe gitmek gibi bir durumu yok. Genelde sokakta bir yerlerde bir şeyler yiyorlar. Arkasından da trene biniyorlar ve trene binen trende uyuyor. Her ne hikmetse de geleceği, ineceği istasyonda gözünü açıyor, iniyor. Dolayısıyla zaten fazlasıyla parça buçuk uyuyorlar. Evet. Tabii temelde bunun hepsinin
ana stres mekanizmasıyla ilişkisi var. Aslında stresin tarifi de çok basit. Köpeğin karşısında kedinin aldığı pozisyon stres. Yani bir ölüm kalım savaşı. Karşıda bir tehlike var. Ya dövüşürsünüz ya kaçarsınız. Dolayısıyla stres anında bütün kaslarınızda gerersiniz. Kaçmak için de, dövüşmek için de. O germeye ihtiyaç var. Ha, kedi için mesele yok. İki dakika sonra ağacın tepesinde keyfine bakıyor ama biz genellikle günümüzün epeyce bir kısmını o kaslarımızı germiş vaziyette geçiriyoruz. Dolayısıyla o kısa kestirmeler o kasların gevşeme bir parça dinlenme evet. dönemlerini oluşturuyor. Ya gece yattığında insanların çoğunun cenin pozisyonu alması da o yüzden. Çünkü o en az kasınızı kastığınız pozisyon. Yoksa öyle çok ulvi falan manalar ifade ettiğinden. Bir düşüp daha evet. içeri. Şimdi en az efor harcadığınız, kas faaliyetini en az alabildiğiniz, dolayısıyla uykuya en rahat geçebildiğiniz pozisyon. Temelde de zaten REM uykusunun o derin uyku döneminden sonra gelmesinin temel sebebi insanların önce o vücutlarındaki kasılmayı izale edip de artık kafalarında, bilinçaltında olanları birbirleriyle birleştirecek, onu oraya mı koyayım, bunu buraya mı koyayım noktasına gelebildikleri zaman olmasından ötürü. O yüzden mesela uyku apnesi olanlar pek öyle rüya falan görmeye fırsat bulamıyorlar. Çünkü evet. o aşamaya gelemiyor uykular. Evet, uyku apnesi belki teknik bir terim olabilir izleyicilerimiz için. Solunumun durması mı diyoruz ya da nefes alamaması kişi. Evet, uyku sırasında evet. nefes alamaması, nefes alamadığı için uyanması, yeniden uykuya dalması. Evet. Ve ama bir gece içinde böyle 30, 40, 50 defa insanlar uyanıp yeniden uyuyunca zaten sabah dayak yemiş gibi kalkıyorlar. Tabii yandakini de artık yanda uyuyamaz olur. Yani 30-40 defa uyku apnesi geçiren birisiyle de aynı yatakta herhalde kolay değildir uyumak. Çok kolay değildir. Komşular için de çok kolay değildir. Çünkü bu insanlar aynı zamanda çok ciddi şekilde de horlarlar. Evet. Bunun yani tedavisine falan belki daha sonra vaktimiz olduğunca geçeriz ama şimdi öğlen üzeri olan uyku Peygamber Efendimizin de çok yaptığı ve tavsiye ettiği de bir şey aslında. Yani çok eski zamanlardan beri bu uyku meselesi gündüz kısa uyumak ama. Çünkü bunu uzattığınız zaman bir faydası yok. Evet. Bir daha kötü bir şey oluyorsunuz herhalde. Yani gece uyuyormuş gibi oluyor. Belki de onun bir optimum süresi var herhalde. İlk yarım saat o evet. dinlendirici uykuyu çok net uyuyoruz. Ondan sonraki uyku yüzeyel uyku olduğu evet. için aslında bir işimize yaramıyor. Bir işe yaramıyor. Yani demek ki yatıp uyunacaksa eğer saat mi kurmalı? Evet. Saat kurmalı. Gündüz yatılacaksa eğer. Ve de yarım saatten fazlasını zaten uyumamak lazım. Evet. Uyumak. Hatta ben şöyle bir şey okudum. Kahve içip ve hemen uyuyun diyor. Çünkü kahvenin etkisi yani uyarıcı etkisi ancak yarım saat sonra başlayacağı için siz de tam orada kalkacağınızdan artık daha uyanık bir şekilde devam edersiniz hayatınıza diyorlar. Yani insanı ne kadar böyle makineye bağlamış gibi çalıştırmaya çalışıyorlar. Aslında herkes gündüz uykusu yapamaz. Yani hayır. Yattığınız zaman uykuya dalma sürenizle de ilişkili. Eğer gece normal uyuyorsanız gündüz 12 ile 2 arası en iyi siesta vaktidir. Evet. Herkesi uyutma şansınız yok. Uykuya dalamaz kişi. Bazı kişiler o saatte uyku ihtiyaçları da olmaz. Ama eksik uyuyan kişilerde gerçekten çok faydası olan bir şey. Ve rahat dalabilirler zaten. Geceden zaten eksik uykuyla geliyordur kişi. O saatler içerisinde uykuya meyilli olduğumuz saatler. Bir de bizim bir iç dinamiğimiz tabii. var. Bir ısı yemek sistemimiz sorusu. Var. Evet. O sisteme göre baktığımız zaman 12 ile 2 arası zaten bizim uyumaya meylettiğimiz saatler. Öğlen yemeği sonrası çok rahat uykuya dalabiliyoruz. Dolayısıyla o saatlerde eksik uyuyanlar ya da uykuya ihtiyacı olanlar o saatlerde bir yarım saat uyuyup günü daha rahat, daha verimli geçirebilirler. Peki çalar saatle uyandınız diyelim ki ve de çok kötü hissediyorsunuz kendinizi. Hızla toparlanmanın bir çaresi var mı? Işık. Işık yani güneş ışığı da olabilir. Ya da bunu sağlayacak dışarıdan ışık kaynakları da var. Beyaz ışık kaynakları evet. da var. Sizin birazcık daha çabuk toparlanmanızı sağlar.
aydınlık olması, aydınlık demek olması gerekiyor. Evet. Camlarınızı açık bırakabilirsiniz. Hani güneş doğduğu zaman günün doğduğunu beynimiz, evet, zaten hissediyor. O ışık reseptörlerimiz onu algıladığı için gün olduğunu, sabah olduğunu algılayıp daha rahat uyanabilir. Ama uyanıp da kendimize gelemiyorsak biz şanslı bir ülkedeyiz. Güneş her zaman var. Onun için güneş ışığına doğru böyle bir 10 dakika gözlerimizi kapatıp durabilirsek gayet rahat güne başlamış oluruz. Güne başlamış oluruz. Peki. Şimdi uyuyabilmek için. Çünkü birçoğumuz zor uyuyoruz. Bilmiyorum. Herhalde çok son dakikaya kadar bir şeyler okuyoruz, bir şeyler seyrediyoruz vesaire. Ve o yüzden yattığımızda uyuyamıyoruz. Şimdi o zaman ne yapmalı? Yatmadan ne kadar önce bütün bunları terk etmeli? Bir saat olarak öneriyorum ben her zaman. Ne yapacağız o son bir saatte? Son bir saatte biraz müzik dinleyebilirsiniz, hafif bir müzik dinleyebilirsiniz. Sizi gevşetecek nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Ama hani o uykuya geçiş sürecinde biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi kaslarımızı biraz rahatlatmamız gerekiyor. Yani bizim rahat uykuya dalabilmemiz için biraz gevşememiz gerekiyor. Yaptığımız işi televizyonun düğmesine basıp koşur koşur yatağa gittiğimiz zaman uyuyamayız. Henüz izlediğimiz programın etkisi üstümüzden kalkmamıştır. Ya da bir heyecanlı bir kitabı yarım bırakıp uyku saatim geldi deyip gidip yatamazsınız, aklınız kitapta kalır. Dolayısıyla yapmakta olduğunuz işleri biraz bitirip artık uyku vakti geliyor deyip uyumadan önceki o rahatlatıcı işlerinizi yapmaya başlamanız öneriliyor. Bir şeyler yiyebilirsiniz. Çünkü gece içerisinde akşamleyin çok fazla yemek yemeyi önermiyoruz. Daha hafif gıdalar alınmasını öneriyoruz. Dolayısıyla yatmadan önce biraz daha acıkmış oluyoruz. Dolayısıyla çok hafif, kan şeker düzeyimizi düşürmeyecek, gece içerisinde bizi idame ettirecek, şekerli olmayan, işte belki bir küçük bir tost olabilir, sandviç olabilir, siyah ekmek yapılmış. Bu tür şeyler ya da yoğurt, eskilerin hep kullandığı bir şeydi. Yoğurt yemek, ılık bir süt içmek. Uyku verir de derler, evet, değil mi? Yani bunlar sizin kendinize göre belirleyeceğiniz şeyler. Sizi ne rahatlatıyorsa. Beni müzik rahatlatır. Diğer bir kişiyi nefes alma egzersizi rahatlatır. Diğer bir kişiyi gözlerini kapatıp hayal kurmak rahatlatır. Dolayısıyla sizin rahatlayacağınız bir süreci yaratıp kaslarımızı gevşek hale geçirmemiz gerekiyor. Bir odadan televizyonu, bilgisayarı, telefonu atmak, evet, lazım ki genelde bu var. Evet, Kenan soruyor, diyor ki şu anda yatağımda eşim horluyor, ne yapmalıyım diyor. Yan çevirin. Yanda da horluyorsa uyandıracaksınız, yapacak başka bir şey yok. Yastığını. Önce yan çevirin. Önce yan çevirin, yastığını yükseltin. Eğer uyanmıyorsa. Peki. Şimdi yine onunki... İyi, yani sadece horlamakla kalkıyor. Şimdi bir dakika, Nazmiye Pelin diyor ki uyuma süresiyle zeka seviyesi arasında bir bağlantı var mı diyor. Yani az uyanların daha zeki olduğuna dair mesela ya da çok uyanların daha zeki olduğuna dair bir şey var mı? Böyle bir bağlantı yok, benim bildiğim yok. Yok, peki. Vedat diyor ki bilmediğimizi, görmediğimizi rüyada nasıl görüyoruz diyor. Onlar bizim bilmediklerimiz, görmediklerimiz değil aslında. Biraz ütopik şeyler görüyoruz, evet, biz rüyada. Yani hiç gördüğümüzü fark etmediğimiz bir takım renkler, şekiller, hayvanlar, cisimler rüyada şekil değiştirebiliyorlar. Ya da o bağlantılar, birbirlerinin arasındaki bağlantılar birbirlerinden farklı olabiliyor. Dolayısıyla onlar bizim bilmediğimiz ya da görmediğimiz şeyler değil. Aslında bütün kayıtlar beynimize bilinçaltı sistemleri içinde kayıtlanıyor. Beynin daha derin merkezlerine kayıtlanıyor. O kayıtlardan biz pek farkında olmayabiliyoruz. Yani şu an ben bütün odadaki şeye dikkatimi vermesem bile bu bir takım kayıtlara geçiyor. Birçok olay şu an oluşan. O da öyle. Günlük hayatta da akışın içinde kayıtlar var. O kayıtları farkında olmuyoruz ama rüyalarımıza çıktığı zaman dehşete kapılabiliyoruz ya da nereden çıktı bu rüya şimdi diyebiliyoruz. Bir de rüyaların önemli bir kısmı da cinsel rüyalar olabiliyor. Onlar da işte çok ayıp olmaması gereken tarzda rüyalar olup insanları oldukça huzursuz edebiliyor. Ama bu tür rüyalarda olabiliyor. Çünkü bunlar da bir takım kayıtlarla beyin mekanizması içinde yer almış durumda. Evet. Hem de hiç kendisinin dahi tasvip etmeyeceği bir takım şeyleri görebiliyor, evet, insan. Peki.
Şimdi az önce Muhammed bir şeyi soruyordu. İlginç bir şey. Onu çabuk geçtik ama ben yineleyeyim aklımda. Ortak görülen rüyalar var. Yani birçok kültürde birçok insan bazı rüyaları görüyor. Yani bu bir tesadüf mü? Yoksa bir şey tarafından kovalandığını görmek veyahut da araba kazası görmek ya da işte düştüğünü görmek vesaire, yani bir takım şeyler böyle sıklıkla tekrarlanıyor. Ne rüya görürsünüz dendiğinde. Bu nedir? Zaten günlük hayatın içinde olanlar olduğu için, bir de eğer toplumsal olarak aynı kültür içindeki olaylar da benzer olduğu için çok aynı şeyi o görebilir. O görebilir yani. Onun için görüyor. Evet. Yani kendi yaşam. Peki. Bir de anlatıldığı zaman da bu rüyalar birbirlerine anlatıldığı zaman da insanlar öğreniyor. Aha, böyle bir rüya mı gördüm? Bir bakıyor 3 gün sonra benzer rüyayı görmeye başlıyor. Çünkü o bir şekilde kayda da geçiyor yine. Evet. Yani başkasının anlattığı rüyayı. Bunları bir de işte ortak inanç sistemleri, ortak kabile bağları ve buna bağlı efsaneler vesaireyle birleştirdiğiniz zaman insanların zaten algıları da aynı yönde şartlanmış oluyor. Ve bu aynı rüyayı gören insanlara dikkat ederseniz genellikle hep aynı kapalı çevrenin insanlarıdır. Yani sokaktan 8-10 tane birbirinden habersiz vatandaş aynı rüyayı görmez. Aynı çerçevenin, ne bileyim, aynı okuldaki öğrenciler bunu şey yapabilir. Aynı yurtta kalan çocuklar görür. Ya da aynı köydeki birbiriyle sıkı fıkı ilişkisi olan insanlar görür rüyaları. Dolayısıyla orada bir ortak şartlanma da söz konusu. Evet. Yine de bir ortak kültür ve ortak çevreden ve ortak değerlerden söz ediliyor. Şimdi ben arka arkaya birçok tweet var. Onlardan bazılarını şey yapacağım. Mesela Behçet Aslan, bunu kısmen konuştuk ama tekrar altını çizerek konuşalım. İkindi ile akşam arasındaki uyku uygun bir, iyi bir uyku mudur diye soruyordu. Akşam uyku zararlı mıdır diye soruyor. İkindi ile akşam, yani öğlenle ikindi arasında değil de ikindi ile akşam arası. O saatler uygun saatler değil. O saatlerde uyuduğumuz zaman uykusuzluk çekmeye başlıyoruz. Bu sefer gece uykuya dalmakta güçlük çekeriz. Dolayısıyla uygun saatler değil. Şimdi normalde bir uyku saykılımız var. Bu uyku saykılımızı da adapte etmeliyiz, bozmamalıyız. Onun bozulmaması gerekiyor. Onu bozmuş olacak. Gündüz ve geceyi karıştıracak. Karışıyor ve oradan da kalkamazsan herhalde devam etmek ister değil mi? Bir yerden sonra karanlık doğru. Sonra da sabaha 3'te 4'te filan uyumaya başlıyorlar. Şimdi tabii zamanımızda biz aslında yapay bir ortamda yaşıyoruz. Niye? Günü 24 saate bölmüşüz ve bu 24 saati de kendi kafamıza göre programlamışız. Halbuki bundan birkaç asır öncesine bakarsanız insanlar kanonik yaşıyordu. Yani sabah güneş doğduğunda kalkıyordu, arkasından günlük işlerini yapıyordu. Öğlen o güneş tepeye geldiğinde yemeği yiyordu. O sıcağın altında çalışamayacağı için bir saat bir yerde yatıyordu. Ortalık biraz serinledikten sonra kalkıp işine devam ediyordu vesaire. Dolayısıyla bu zaten o günün kendi bölümlenmesi için de yerine gelmiş bir durumdu. Akşam da olduğu zaman eve gidiyordu. Zaten ne televizyon var, ne kitap var, ne lamba var. Meşaleyi bile fazla yakmak ısrar. Bir zaman sonra da uyuyordu, kafayı yatıyordu. Bu doğal gidiş ve yazda ve kışta bu siklus bir şekilde devam ediyordu. İnsanlar kışın daha çok uyuyordu daha çok zamanları vardı. Bu da öğle uykusunun kışın genellikle olmamasıyla sonuçlanıyordu vesaire. Ama şimdiki dünyada bu siklusu kuramıyoruz. Kuramadığımız gibi hem günümüzü iş mesaisiyle dolduruyoruz. Arkasından akşamımızı da dolduracak ya bir sosyal hayatımız var, ya televizyon var, ya bir sanat kültür aktivitesi var, bir şeyler var. Dolayısıyla her zaman için fedakarlık etmek uykuya düşüyor. Sosyal medya var, internet var, neler var, telefon var. Bağımlılığı var şimdi. Dolayısıyla her zaman için fedakarlık etmek uykuya düşüyor. Böyle olunca zaten insanda ister istemez uyku yoksunluğunu hissediyor. Hocam öğlen uykusunun öneminden bahsetti. Başka bir şeyi söyleyeyim. Öğlen uykusunu, alışkanlık olarak yapılan öğlen uykusunu bir tarafa bırakırsanız aslında gündüz uyuklamak gece uyuyamamanın belirtisidir.
gece yetmiyordur bir şekilde. Onun için gündüz arada sırada böyle bir 5 dakika 10 dakika oturduğu yerde insanların gözü dalıyordur. Evet. Tabii bu mesela toplantı sırasında gözü açık ama kendisi uyuyan diyelim ki böyle kişiler yani dışarıdan anlamıyorsunuz ama o anda orada yok yani. O kopmuş. Uyuyor. Gibi. Onlar öğrendiklerini hazmediyor. Peki. Hemen kayda geçiriyor. Şimdi Emrah Akçay az önce bir tweet atmış. Emrah Akçay Külahımı Anlat isimli kitabın yazarıdır. Bizim de konuğumuz olmuştu. Yalan söyleyenleri anlayan bir ustalığı var. Onun böyle bir uzmanlığı var. Bence uyumak %50 ölmektir demiş. Bence uyumak, ben söylemeyi de unuttum sizlere, bu akşamki etiketimiz. Yani hala bence uyumak etiketiyle bize görüşlerinizi, sorularınızı aktarırsanız tabii seviniriz. Evet, %50 ölmektir diyor. Herhalde bu eski Yunan ya da Roma şeyleri mi böyleydi? Yani evet, uyumayı yani ölmek gibi görenler. Uyumayı boş geçirilen zaman olarak ya da hiçbir işe yaramayan vakit olarak evet. Görürsek uyumamayı tercih edenler çoğunlukta olabilir ama uyurken bizim bedenimiz tabii biraz yavaşlıyor, kalp ritmimiz yavaşlıyor ama beynimiz aynı uyanıklıktaki evet. kadar aktif çalışıyor. O yüzden beynimiz her daim çalışıyor. Ölen bir ölmek olamaz. Ölmek yani olamaz. Beyin hayattaysa çok aktif çalışıyoruz diyerekten. Çünkü. Şimdi rüyamda eğer bağırmak istiyorum. Kış uykusuna yatıyor olsaydık evet. belki olabilirdi ama biz evet. yatmıyoruz kış uykusuna. Onu da hayvanlarda evet. daha çok oluyor. Ama bakın yani kış uykusu dediğinizde yani kış uykusu sırasında bile hayvanların aslında deliksiz baştan sona aylarca uyumadığı tabii. yani arada tabii uyandıkları bilinen bir gerçek. Peki rüyamda bağırmak istiyorum ama bağıramıyorum diyor. Niye bağıramıyor? Çünkü karabasan dediğimiz evet. bir şey yaşıyor olabilir. Çünkü karabasan sırasında biz buna uyku felci diyoruz. Evet. Halk arasında karabasan olarak biliniyor. Beyin uyanıklık dönemine geçiyor ama kaslar rüya döneminde hiç çalışmadığı için kaslar rüya döneminde orada kalıyor. Dolayısıyla kişi bağırmaya çalışıyor, bağıramıyor. Hareket etmeye çalışıyor, hareket edemiyor. Birisi bana dokunsa da bu işkence bitsin diye düşünürken zaten çok kısa bir süre sonra bu sonlanıyor. Bu herkeste, normal insanlarda da zaman zaman olabilecek bir şey ama sık tekrarladığı zaman gerçekten kişinin kabusu olabiliyor. Kişi bu sebepten uyumak istemiyor, yatağa girmek istemiyor. Evet. Dolayısıyla seyrek olan, işte 3 yılda 5 yılda bir olan bir uyku felci ise bir problem teşkil etmiyor ama sık tekrarlıyorsa hastalık boyutunda bakmak gerekebiliyor. Bir de bu yani halkın arasında da çok bilinmediği için hemen ailelere anlatıldığı zaman işte mutlaka bir şey geldi, hı-hı. üstüne çullandı. O sırada da bir halüsinojenik bir şey de görüp ya da işitebiliyorlar. Onlar da işin içine girdiği zaman korkunç bir şekilde etiketleniyor ve nesilden nesile anlatılıyor. Siz onlar size geldiğinizde işte hasta olarak geldiğinde mesela depresyonu var, panik atağı var. Bunu anlatıyor. Bu korkunç bir olaydı. Evet evet diyorlar. Öbürleri de diyor ki işte ailede yani bunun normal bir fizyolojik olay olduğunu anlatmakta oldukça zorlanıyorsunuz hekim olarak. Çünkü onlar bu şekilde yanlış bir öğretiyle evet. uzun yıllardır aile içinde ve çevrede konuşulmuş bir olay. Peki o zaman şunu bir netleştirelim. Rüya gördüğünüz dönemde aslında kaslarınız gevşek ve hareket ettiremiyorsunuz. Evet, hiç çalışmıyor. İstemli kaslarınız. İstemli kas. Bir tek ama göz kasları ve evet. solunum kasları çalışıyor. Aktif olarak. Bunun dışında zaten felciz. Elini kolunu kaldıramazsın. Hayır. Rüya gördüğü sürede. Peki bu kişiler bir rüyayı görüyorlar ama uyanmaları hemen daha sonraki şey fazla mı oluyor? Beyin uyanıyor. Beyin uyanıklık dönemine geçiyor. Kaslar atoniden kurtulamıyor. Kasların o gevşek yapısı uyanıklık dönemine geçip aktif hale gelemediği için o aradaki dengesizliği yaşıyor kişi. Anladım. Peki mesela bazı canlılar var. Beyinlerin yarısı uyuyor, diğer yarısı uyumuyor mesela. Yani böyle bir şeye becerileri de var. Denizde yaşamanın zorluğunun getirdiği bir şey olsun. Yani çeşit çeşit yunusların öyle şeyler de var.
yarı beyni şey yapıyor. Mesela sol hemisfer uyuyorsa diyelim ki sağ tarafını hareket ettiremiyor. Sağ hemisfer, yani böyle de bir şey var. Ama bunun bir korunma mekanizması olduğu söyleniyor. Yani tamamı uyumayıp bir bölüm, vücudun bir bölümü çalışıyor hala. Hareket etmek zorunda olan canlılar bunu yapmak zorundalar. Yani eğer sürekli bir hareket söz konusuysa beyninizin bir tarafını dinlendirirken öbür tarafını aktif tutmak zorundasınız. Onlar da böyle insanlar olamaz mı? Yani onlar da böyle çok büyük bir özellik olup da çok zor. Belki de böyle bir şeyleri var değil mi? Onlar böyle arada başka türlü bir beyinleri var belki. Olabilir. Bilmiyoruz tabii ki o konuyu. Evet. Şimdi rüyada ölürsek acı çeker miyiz demiş Nurten Atak. Rüyada ölenler. Evet, güzel bir ölümdür herhalde değil mi? Temiz ölüm olarak geçer. Evet, ya da uykuda ölenler. Temiz ölüm olarak. Temiz ölüm olarak geçer. Herkese öyle bir ölüm nasip etsin. Evet. Acı çektiklerini düşünmüyorum. Çünkü çok ani ölümler gelişiyor uykuda. Özellikle biraz önce bahsettik uyku apne sendromu sırasında ortaya çıkan aritmiler, yani kalple ilgili ritim bozuklukları aslında çoğu zaman kişinin ölümüne sebep olan, evet. Ya da uyku apnesi olmasa bile yine ritim bozuklukları sırasında uykuda, özellikle rüya döneminde ritim bozuklukları daha üst düzeye çıkabilir ve o dönemde yine ölümler gerçekleşebilir. Çok ani gerçekleştirdiği için acı çektiklerini düşünmüyorum. Sanmıyorsunuz, evet. Peki niye insan hep kötü rüyaları hatırlıyor da iyi rüyaları pek o kadar hatırlamıyoruz? Yani hep böyle bir kabusları daha çok hatırlıyoruz. Kötü rüyalardan uyanıyoruz çünkü. İyi rüyalar sırasında uyanıklık reaksiyonunu çok gerçekleştiremiyoruz. Hı-hı. Ya da olmuyor. Kötü rüya gören kişilerin zaten ruh hallerine de baktığınız zaman daha çok depresif yapıdaki sıkıntılı kişilerde bu tür kötü rüyaların daha yoğun olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Onların da uykusuna baktığımız zaman uykuları daha çok bölünüyor. Dolayısıyla onların hatırlanma yüzdesi biraz daha fazla. Peki o zaman yani şöyle bir durum var. Annem bana çok küçükken yani güzel şeyler düşün, güzel rüyalar görürsün derdi. Yani bu demek ki olabilir mi? Doğru bu. Tabii ki. Evet. Yani olumlu düşünüp rahat, gevşemiş durumda yatağınıza gittiğiniz zaman kafanızda bir şeyler sizi rahatsız etmiyorsa, düşünce bombardımanı içerisinde uykuya dalmaya çalışmıyorsanız o zaman güzel rüyalar görüyorsunuz. Görme şansınız daha yüksek. Peki bir şey daha ve bu bambaşka bir konuya geçeceğiz. Dediniz ki uyumadan bir saat önce aşağı yukarı hemen her şeyi kapatın, bütün aktiviteleri, işte televizyonu da kapatın vesaire. Karanlık bir oda, evet. Mutlaka ve sessizlik, kuşkusuz ve daha soğukça bir oda. Evet, günlük yaşadığımızdan biraz daha düşük, 19-21 derece arası. Bir de gece kalkıldığı zaman eğer uyanılıyorsa gece, kırmızı ışığa uyanılması tavsiye ediliyor. Çünkü uykuyu ayarlayan melatonin hormonu, evet. Kırmızı ışıkta uyansanız bile beyin farkına varmadığını söylüyorlar. Uyandığının kalkıyor kırmızı ışıkta, tekrar melatonin salınımına devam ediyor. Yani o sırada bile melatonin salınımı devam ediyor beyinde. Ama beyaz ışığa uyanırsanız beyin uyanıyor ve melatonin salınımı duruyor. O zaman işte tekrar uykuya dalma dönemleri biraz daha zor olabiliyor. Yani uzayabiliyor. Tamam, o zaman kalkacak kırmızı bir lamba olmalı yani. Kırmızı bir lamba, evet. Olması lazım kesinlikle. Bir de çocuklar için de aileler çok ciddi anlamda hatalar yapıyorlar. İşte yaz oldu, okul bitti, hafta sonuydu. Uyku saatlerini değiştiriyorlar, göz yumuyorlar. Kesinlikle uyku saatlerini değiştirilmemesi yönünde bütün yayınlar. Çünkü eğer 9'da yatıyorsa cumartesi 9'da yatması lazım. Tatilde de 9'da yatması lazım. Zaten okul dönemi çocukların 8 ile 9 arası da yatıyor olmalı lazım ki büyüme hormonunun salınımıyla ilgili, ki onlar gelişmelerini tamamlayabilsinler. Bu önemli bence, ailelerin burada çok ciddi anlamda saati değiştirmemeleri lazım. Gerekiyor. Evet. Peki. Şimdi bir önceki tweet, televizyon açık takip edemedim. Şenol demiş ki görmeyen insanlar rüya görürler mi? Nasıl rüya görürler diye soruyor. Doğuştan görmeyenlerin ve sonradan
gözlerini kaybedenlerin diye sorsam? Görmeyenler de rüya görüyorlar. Çünkü onların görme duyuları dışındaki duyuları çalışıyor. Dolayısıyla o diğer hislerle beraber rüyanın içeriğini oluşturmaları mümkün. Ama şekil de görebiliyor şekil, mu? Şekil konusunda evet. Bir şey söyleyemeyeceğim ben. Ama dokunmayla o şekli evet, algılayabiliyor. Aşağı yukarı algılayabiliyor, evet. Televizyon açık olmadan uyuyamıyorum. Bunun sebebi nedir diye soruyor Kemal. Uykuya dalma güçlüğü olan kişiler evet. Genellikle bu yöntemi tercih ediyorlar. Ama televizyonun karşısında uyumak iyi bir uyuma tekniği değil. Çünkü o sesle beraber uykuya daldığınız zaman özellikle de televizyonunuzu kapatmıyorsanız sürekli bir beyne uyanıklık reaksiyonu gönderiyorsunuz. Dolayısıyla uyuduğunuz uykunun da size çok büyük bir faydası yok. O alışkanlıklarından bir an önce vazgeçmelerini öneririm. Çünkü televizyonun saldığı ışık da evet. Melatonin hormonu üzerine evet. baskılayıcı etki yaptığı için ne kadar çok televizyon seyrederseniz o kadar uykunuz ötelenecektir. Evet. Dolayısıyla televizyondan biraz uzak durması gerekiyor ki bir süre sonra uykuları toparlansın. Aynı şekilde bilgisayar ekranından tabii ki bilgisayar, durumu. Cep telefonu, evet. Hepsi. Elif Aygül diyor ki erken kalksam bile geceleri gün ağarıncaya kadar uyuyamıyorum. Sizce benim sorunum nedir diyor. Evet. Her gün mü böyle yoksa zaman zaman mı böyle oluyor? Buna bakmak lazım. Uyuyamıyor. Belki az uyuyor. Huzursuz bacağı olabilir evet. Bu kişinin. Çünkü huzursuz bacak sendromlu hastalar... Gün ağarınca huzursuz bacak şikayetleri ortadan kalkar. Karanlıkta ortaya çıkar huzursuz bacak ve gün ağardığı zaman ortadan kalkar. O zaman tekrar uykuya dalabilir. Dolayısıyla böyle bir şikayeti olabilir. Farkında bile değil. Farkında olmayabilir. Evet. Şimdi gelelim araç kullanırken kazaların önemli bir bölümüne uykusuzluğun neden olduğu biliniyor. Şimdi... araç kullanıyoruz, saatler boyu kullanıyoruz ve aslında bir noktada sanki gözümüz açık uyuyor gibi de oluyoruz. Belki bu 1-2 saniye falan sürüyor belki o sırada ama çok ciddi kazalara neden olabiliyor. İnsan yani bu konuda biraz konuşalım istiyorum. Şimdi uyku yoksunluğu çağımızın hastalığı yani hepimizin maruz kaldığı bir süreç. Çünkü vaktimiz yok. Ne kadar... Kısıtlayarak uyumaya çalışıyoruz. Yani dinlendirmeye çalışıyoruz kendimizi ama yine de hepimizin bir uyku açığı söz konusu. Bu açık daha büyüdüğü zaman özellikle uzun yol şoförlerinde eğer uzun süreli uykusuzluklar söz konusuysa neredeyse yasal alkol limitlerinin yarattığı dikkatsizlik, konsantrasyon bozukluğu ortaya çıkarak kazalara sebebiyet veriliyor. Yapılan araştırmalarda bu tür kazaların alkolden dolayı yapılan kazalardan daha yüksek oranda olduğunu gösteriyor. Yani %50 miligram alkolün yaptığı o sersemlik hali, koordinasyon bozukluğu evet. vesaire. Özellikle de gece yolculuğu yapanlarda evet. sabah saatlerinde erken saat işte 4 ve 6 arasında en çok kazaların olduğu, o sırada insanların farkında olmadan uykuya daldığı, ve o saatlerde de yolculuk yapılmaması gerektiği evet. ortaya çıkıyor. Evet ama tabii bu önemli. Bir de böyle bir takım ağrı kesici gibi şeyleri alıp da yani kafeinli bir takım şeyleri alıp da uyumayacağım zannedenlerin de aslında kendilerini aldattıklarını ve bal gibi evet. de arada uyudukları. O zaman cam açıyorlar, içini şey yapmıyor, ısıtmıyor arabanın, soğukta. Enerji radyo çiçeği açıyor. Alıyorlar. Radyoda da yani herhalde daha böyle hareketli bir şey dinleyecek. Sakız çiğniyor ya da bir şeyler yiyor. En güzeli kenara çekip uykusunu alıp ondan sonra devam etmesi. Evet. Çünkü onların hiçbirisi engelleyici olmuyor. Peki bu uyku ne kadar? 15 dakika. Yani orada kişiye bağlı ama herhalde evet. bir yarım saat uyuması. Yetebilir mi yetebilir. Ondan sonra toparlanması? Çünkü uzun yarım uyudukça bu sefer daha uzun uyumak. Şimdi özellikle tır şoförlerinde... çok büyük uykusuzluklar söz konusu. Dolayısıyla bu takometre uygulamaları çok evet. doğru. Yani belli bir süreden sonra araç kullanmalarının kontrol edilmesi gerekiyor. O limitlerde kalması gerekiyor. Bu kişilerin onun öncesinde çok uzun süre uykusuz kaldıysa belki 20 dakika, yarım saat yine idare edecektir ama 3 saat sonra tekrar uykusu gelecektir. Peki. Şimdi başka bir konuya geçiyoruz. Şöyle ki bazı insanlar
uyanıyor. Olmadı, kişiler yapabiliyor. Yataktan kalkanlar da var, kalkmayanlar da var. Neler yapabilirler? Uykuda bir... aklınıza gelebilecek her şey karşınıza gelebilir. Yani cinsel tacizden tutun da adam öldürmeye teşebbüse kadar her şeyi uykunun içerisinde görmeniz mümkün. Bunun iki boyutu var. Bu da bir kısmı bu olayların rüya uykusu sırasında ortaya çıkıyor. Bu biraz önce bahsettiğimiz bir takım hastalıklar sırasında rüya döneminde kaslar hiç çalışmayacakken bir takım mekanizmalar arızalanıyor ve kaslar çalışır duruma geliyor. Dolayısıyla rüyalarımızı yaşamaya başlıyoruz. Siz o sırada eşinizi bir şeyden engellemeye çalışırken eşinizin başına vurmuş bulabiliyorsunuz. Ya da ani bir yerden çıkmanız gerektiği hissiyle kalkıp başınızı duvara vurabiliyorsunuz. Evet. Ya da yaşadığınız şeye bağlı olarak gerçekten çok ciddi, şiddetli kavgalar yapabiliyorsunuz. Özellikle rüya döneminde ortaya çıkan REM uykusu, davranış bozukluğu dediğimiz bir rahatsızlık var. Bu rahatsızlık sırasında her şeyi görebiliriz. Yani rüyanın içerisinde gördüğümüz her absürt olayı kendimizi gerçekleştirirken ya bulabiliriz. Non-REM'de çıkanlar biraz daha farklı. Onlar da, daha kolay anlaşılıyor en azından. İşte belki kalkıp yürüme gibi. Evet. Uyur gezerler yani. Gezerler gibi. Onlar da kapıyı açıp gidebilir. Evet. Hatta bu uyur gezerlerden sizin yolladığınız şeyde de vardı ki cinayetle sonuçlanan olaylar. O çok şaibeli bir olay ama hala ne olduğu şimdi, belli değil. Evet, yani uyur gezerlik savunması sıklıkla kullanılmış. Yani Türkiye'de de kullanılmış. Türkiye'de hiçbir zaman muvaffak olunamamış. Yani benim, yasada yok çünkü. Yani hayır yok ama yani uyur gezerken mesela birisi kalkıyor uyur gezer onu engellemeye çalışıyor odadaki diğer kişi. Uyandırmaya çalışıyor o sırada. Mesela bunların şiddet gösterdikleri hep söyleniyor. Onun için dokunma deniyor. Evet. Bilmiyorum ne diyorsunuz çok siz? Çok yumuşak bir şekilde yatağına yönlendirebilirsiniz. Ama onları uyandırmaya çalışmak onları daha huzursuz edecektir. Hatta daha sert tepkiler vermelerine yol açacaktır. Dolayısıyla uyandırmaya çalışmak yanlış bir davranış. Uyanmayabilirdi. Uyanmayabiliyor da yani o an. Yani ismi seslenilirse mesela uyanmayabiliyor da. Ya da uyandığını düşünüyorsunuz siz ama aslında yine uyuyor. Hala çünkü gözü açık. Gözü açık uyuyor hala. İçerisindekiler uyandığını düşünüyorlar. Evet gözü abi. Açık olduğu için. Peki şimdi böyle uyuyup geziyor. Tabii bunun ötesine gidiyor. Mesela gidiyor buzdolabını açıyor yemek yiyor. Hatta bir takım şişmanlayanların da bu yüzden şişmanladığı bile söyleniyor. Yani gidip yemek yediği için ve onun yediğinin dahi farkında değil. Değil. Yani böyle çok enteresan bir olgu ben takip ettim. Psikolojik tablosu da iyi olmayan bir hastamdı ve uzunca süredir bir türlü teşhis konamamıştı. Kimileri epilepsi denmiş, tedavi edilmiş ama çözüm oluşturulamamış. Psikiyatri hastanelerinde uzunca bir zaman vakit geçirmiş. Gece uykusu sırasında kalkıp iyi olmadığı bir dönemde buzdolabından ilaçları içip intihar ettiği düşünülen bir kişiydi bu. Halbuki gece yemek yeme alışkanlığı olan bir kişiydi ve bir türlü intihar etmediğini kimseye ispatlayamadı. Yani ispatlayamamış. Bana daha sonradan başvurmuştu. Biz nokturnal gece yemek yeme bozukluğu olduğunu gösterdik. Hem elektrofizyolojik olarak yani uyku testiyle gösterdik, yemek yerken görüntüledik. Daha sonra tedavisini yaptık ve şu an hala sağlıklı. Dolayısıyla bu tür şeyler olabiliyor. Yani bazı hayat olaylarıyla birleşince de gerçekten hastane yatışı gerektirecek, işte intihara meyli olan kişi olarak da adlandırılabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu tür öyküleri çok dikkatli almak, o atağı bir şekilde göstermeye çalışmak çok önemli. Yani adli uyku psikiyatristi diyelim ona. Bu konuda çalışan kurumlar var. Türkiye'de yok henüz ama yurt dışında oldukça yaygın uykunun adli boyutlarıyla çalışanlar. Bu tür kurumlarda parasomnileri ispatlayabilmek için günler boyunca
bu olayları provoke edici bir takım işler yapılıyor. Hasta uykusuz bırakılıyor, gerekirse alkol veriliyor ve bu ispatlanmaya çalışılıyor. Ama tabii sizin bir suç işleyip o uyur gezerlik hata içerisinde bunu yapıp yatmadığınızı ispatlamak çok zor. Dolayısıyla uykusundan kalkıp evet. arabasına binip kişiyi öldüren bir tabloda düşünmek lazım. 20 kilometreden fazla gittiği söylenen bir tane çok çok ünlü olay gezer. Vardır. Evet gider kayınvalide, çok sevdiği kayınvalidesini öldürür. Kayınpederi de ağır yaralar ve geri döner. Kendisi karakola gider. Hayır. ve uyanır ve karakola gider. Elleri kanlı. Ne oldu? Benim başıma bir şey geldi. Ben bir şey yaptım şeklinde anlatır. Şimdi bu tabii ki çok böyle tarihin çok popüler ve çok iyi bir ceza avukatına da düşmek gibi bir şansı olmuş tabii ki. Büyük bir savunmayla. Ailesinde de bunun olduğunu göstererek. Çünkü uyur gezerlik zannedersen genetik bir hadise. Evet. Daha önce de uyurken ayağa kalkıp yürüdüğü de defalarca bilindiğinden sonunda bu şekilde bir savunma şey yapmış. Ama yani aşağı yukarı kayıtlı, belgeli 70 kadar savunma vardır. Yani uyur gezerlik sırasında işlenen şiddet suçlarıyla ilgili olarak bunların bir bölümü gerçekten beraat etmiştir. Ama yani diğerleri cezalandırılanların uyur gezer olmadıklarını kimse söyleyemez. Bu bir tesadüfen o andaki bilir kişilere, savunma tabii tekniklerinin ki. Bir jüri mi var, bir yargıç nasıl karar veriyor ve onun şeyleri nedir? Yani çok zor bir alan olduğu muhakkak. Evet, yani uyur gezer olduğunu evet. göstermek mümkün. Evet. Yani zaten varsa kişi de bunu biliyordur ya da ona anlatılıyordur. Ama o olayı uyur gezerlik sırasında yapıp yapmadığını evet. ispatlamak çok mümkün değil. Bu REM uykusu davranış bozukluklarında biraz daha mümkün. Çünkü onlardaki bozukluğu gösterebilmek ve o şiddet uygulamalarını görüntüleyebilmek de mümkün. Onlarda biraz daha belki iş kolaylaşabilir. Evet, şimdi bir tane daha ilginç bir olay vardır. Onu da kısmen anlatayım. Kanadalı birisi, evli, çocuklu bir adam. Bir seks işine aşık oluyor ve de bir genel eve yakın bir yere taşınıyor. Ve de sürekli aynı kadına gidiyor ve sonunda da kendisinden başka hiç kimseyle birlikte olmaması için giderek baskı yapıyor. Öyle olmuyor. Kadın başkalarıyla beraber oluyor. Bu bir gece kadın yanında yatarken kadını boğuyor. Yetmiyormuş gibi orayı da yakıyor. Yani o binayı da yakıyor ve de terk edip çıkıyor. Daha sonra bunun uyur gezer olduğu savunmasıyla bunu beraat ettirdiler. Yani böyle de planlı düşünün. Yani adam delilleri bile ortadan kaybettirecek kadar şey yapmış ama dediğim gibi yani adalet her zaman tecelli etmeyebilir. Ama yani uykuda işini boğmaya çalışan çok hasta var. Çok var. Evet, çok evet. hasta var. Niye horluyor diye mi? Yok, yani parasomniyak evet. olayları yetişkin dönemde çıkanlar. Genellikle bunlar çocukluk çağında başlayan şeylerdir. Özellikle işte uykuda gezmeler, uykuda konuşmalar daha çok 4-5 yaş civarında başlar ve ergenlikle beraber ortadan kalkar. Çok az bir grup, %10 gibi bir grup erişkinlikte devam edebilir ya da erişkin zamanda bunlar başlar. Onlar da tablo biraz daha problemli, daha şiddet içeren süreçler yaşayabiliyorlar. Tedavileri de gerçekten çok mümkün, kolay tedaviler. Dolayısıyla bu tür şikayetleri olanlar korkmasınlar. Yani hekime başvurmak da... Ama hekime başvursunlar evet. yoksa korkuyorlar. Hayır yani hekime başvurmaktan yani. Korkmasınlar. Evet. Yani şimdi mesela hanım eşinin kendini aldattığından şüpheleniyorsa, evet. kafasında da o senaryoya bir başka hanımı yerleştirmişse, rüyada o hanımdan eşini bir arada gördüğü zaman rüyada adamın gırtlağını sıkarmış gibi yanında uyuyan adamın gırtlağını sıkabiliyor. Ama bu kadınlarda çok görülen bir şey değil. Bu daha çok erkeklerin kadınlara evet, uyguladığı çok bir ender. Şey. Kadınlarda çok severek. Ender. Kadınlarda daha çok yani... Bir anlamda erkeklerine tecavüz etme gibi o vakalar okudum ben. Yani böyle cinsel içerikli çok seksomniya vakaları evet. var mesela. Onlar da çok özellikle gençlerin başına geldiği zaman gerçekten büyük problemlere yol evet, açabiliyor. Evet, tabii ki. Aynı evi paylaşan evet. gençler mesela birbirlerinin odalarına girebiliyorlar. Evet. Cinsel tacizde bulunduğu iddiaları ortaya çıkabiliyor. Bunların
seksomniye vakası olduğu, bu tür bir uyku da ortaya çıkan bir süreç olduğunu ispatlamak. Türkiye'de ispat edemez herhalde. İspatlasanız kolay. Da inandırmanız çok zor oluyor. Benim birkaç vakam oldu. Gerçekten evet. Aileye bunu anlatmanız ve kişiyi böyle aklamanız çok zorlaşıyor. Hele ki şimdi yani yani bence mümkün değil. Bunu kolay kolay kimse bunu şey yapamaz. Çok çok zor. Çok zor bir süreç evet. Ama hastaydı da onun için geldi bana tecavüz etti diyerekten hiç kimseyi kurtaramaz. Genel tecavüze yeltenli yani, oluyor yani. Ama tecavüz vakaları var. Var. Tabii ki. Var. Evet. Şimdi Zafer Karakoç diyor ki sabahları istediğimiz saatte saati kurmadan uyanabilmek nasıl oluyor? İşte demin söylüyordunuz siz. Evet. Ben, evet yani kendi ritminde eğer kendine yeterince uyuyabiliyorsa, yeterli uyku süresi zaten varsa kendi kendine uyanır diyorsunuz. Tabii böyle bir ritim evet. Var zaten beynimizde. Evet. Yiğit Şener diyor ki sayıklama esnasında insan konuşturularak gizli şeyleri öğrenilebilir mi? Yani o bir biçimde... Hipnoz altında mı? Yani uyku sırasında kişiyi daha fazla konuşturabilmek çok mümkün değil. Yani siz soru sorunca o cevap vermez. Zaten sayıklamaya devam ediyordur. Çünkü bilinç tam açık olmadığı için sizin sorularınızı algılamayacaktır. Yani dolayısıyla ondan bir takım bilgileri almak çok mümkün değil uyku sırasında. Uykusuna girmek lazım. Evet. Evet. Servin demiş ki farkında olmadan rüyada birini öldüren kişi katil midir? Rüyada öldürürse herhalde kimse onun ne öldürdüğünü bilmez zaten. Aksiyon yoksa problem yok. Evet, evet. Şimdi Merve Ortakçı, karanlıkta asla uyuyamayan var. Bence uyumak diyor. Evet, uyuyamayabilir karanlıkta. Karanlıkta uyuyamayabilir. Karanlık korkusu olabilir. Karanlık korkusu, tek başına yalnız kalmamak korkusu. Başka nedenlerden ötürü. Genelde televizyonu açık bırakmak da benzer korkuların sebebidir aslında. Ölüm korkusu. Uyumak için. Öyle mi? Televizyon açar. Evet. Genelde televizyonu kapatmadan uyuyamıyorum diyenlerin epeycine bir kısmı aslında baktığınız zaman evde yalnız yaşayan kişilerdir ve yalnız kalmaktan işte televizyon da kapandığı zaman başına bir şey gelmesinden korktuğu için televizyonu kendisine arkadaş yerine koyar genel olarak. O yüzden uyuyamaz. Ama tabii ki o şekilde uyumak da sonuçta çok da fazla uyumak manasına gelmiyor. Tabii. Yani sürekli bir input var. Düşünün ki yani orada evet. Bir şey anlatıyorlar. Yani ne olursa olsun. Ama işte oradaki temel problem yine de insanın o kendi korkuları, fobileri. Yalnız kalmamak için midir evet. Temelde? Ve panik evet. Reaksiyonları temelde yalnız kalmamak. Peki bunun çaresi vardır herhalde, tedavisi yok mudur? O problemi bulmak lazım. O problemi bulmak lazım. Yoksa bu buna devam edecek. Tabii. Başka türlü uyuyamaz. Tabii bir de şöyle bir şey var yani o kişinin de yardım istemesi lazım. Yani o gelip işte benim böyle bir sorunum var diye doktora gitmesi lazım ki o doktor da ona yardımcı olabilecek tekniklerini kullanabilsin. Evet. Genelde ama bunlar o zaten yardım iyi kalite yardım aramıyorlar diyorsunuz. Yardım aramıyorlar genelde. Niye? Çünkü uyuyor eninde sonunda. Yani. Açarak uzun uyuyor. Uzun süre uykusuzluk yaşamaya başladıkları zaman genellikle yardım arama çabaları ortaya çıkıyor. Yoksa hani o onu rahatsız etmiyorsa ve kendini iyi hissediyorsa hiçbir zaman yardım aramıyor. Tek başına yaşamaz ki yanında ya birisi varsa devamlı bu televizyon sesi. İşte yakınları yani, ancak bunu dile getirir. Evet. İşte mutlaka yardım alması gerekir diye getirirlerse. Yoksa genelde kendileri yardım arabiliyorlar. Evet. Peki. Şimdi bütün bu uyku sırasında yapılan yani kalkıp yürünen, yemek yenen hatta yemek pişiren, elini yakan vesaire kişiler veya bir yani kendisini uyandırmaya çalışana vuran, kendi ayağını çarpan, pencereyi açıp aşağıya atlayan kendisi ki yani soruşturma açısından hep bunu söylüyorlar. Bir kere daha tekrar etmek isterim. Mesela gece intihar edenlerin aslında uyur gezer olup olmadıklarını da soruşturmak lazım deniyor. Evet, doğru. Evet. Kesinlikle çünkü doğru. Çünkü olabilir. Yani evet, bu tabii bilinirse eğer insan daha önlem alır değil mi? Evde yani o pencereyi açılmayacak şekilde belki yapar. Değil mi? Uyur gezer birisiyle beraber yaşarken
Bunlara belki dikkat etmek lazım. Yani koruma tedbirlerini mutlaka almak gerekiyor. Kapıları mutlaka kilitleyip anahtarı üzerinden almak gerekiyor. Pencerelere bir takım korumalar koymak gerekiyor. Kalktığı zaman odanın etrafında kişinin kendisine zarar vermesini engelleyecek işte sivri cisimler çarpabileceği bütün eşyaları ortadan kaldırmak gerekiyor. Çünkü kişi kendine çok büyük zararlar verebiliyor bu sırada. Evet, şu izleyicilerimiz için hatırlatalım. Bu akşamki, bu geceki etiketimiz bence uyumak idi. Eğer katkıda bulunursanız paylaşırız sizce uyumanın ne olduğunu. Şimdi tabii ki temelde tek başına yaşayan insanlar da eğer uyur gezer iseler, yani bırakın başkalarına verdiği zararı, kendisine çok ciddi zararlar verebilirler. Çünkü bu insanlar bunların hiçbirini hatırlamıyor daha sonra bildiğim kadarıyla. Yani rüya dışındaki uyanmalar, yani non-REM uykusunda ortaya çıkan, biz bunlara parasomni diyoruz. Bu tür olaylar temel olarak sabah kalktığı zaman kişi bunların hiçbirini hatırlamaz. Peki orasına burasına çürük mü görecek? Görür. Ve daha önceden böyle bir olay yaşadıysa bu gece yine kalkmışım, yürümüşüm diye düşünebilir. Rüyadaki parasomnilerde kişi rüyasını hatırlar. Öyle bir özelliği vardır. Rüyamda şunu yapıyordum. İşte birisiyle kavga ediyordum ki onu hatırlıyor. Onu hatırlıyorlar ama non-REM parasomnileri kesinlikle yaşadıkları olayları hatırlamazlar. Peki. Çevre genelde söyler onlara, işte sen böyleydin oğlum, işte şunu yaptın. Gördün mü? Ya da işte doktora getirdiklerinde çevre söyler ki o hiç hatırlamıyorum. Aa, onu da mı yapmışım? Filan derler. Evet. Tabii yani ne yazık ki yani çok ciddi bir sorun olduğu halde bunu insanlar dillendirmekten çekiniyor. Çünkü tabii ki birçok filmde, birçok çizgi romanda karikatürize edilmiş bir şey bu. Yani uyur gezerlik. Ama ciddi bir sorun, çünkü hiç de o kadar az değil anladığım kadarıyla. Yani bir rakam, elle tutulur bir rakam söyleniyor. Kadın erkek farkı var mıdır burada? Erkeklerde biraz daha. Daha fazla. Evet. Bir de aile içinde bu yani dalga geçecek bir olay olarak görülür. Evet. Yani önemsenmez. Önemsenmiyor yani, ama genetik işte, bir olay. Işte, yani birisi işte, var. Yine yürüyordun işte, seni şurada bulduk bir falan. Bir takım düzenlemeler yapılınca, bir takım tedbirler alınınca... Yürürse yürüsün mü diyorsunuz? Yürüyebiliyor. Tedbirden kastım bu tür kişilerde alkol ve uykusuzluk, uyku yoksunluğu tetikliyor mu? Çok tetikliyor. Dolayısıyla kişinin düzgün uyumasını sağlamak gerekiyor. Alkolden mutlaka uzak durmasını sağlamak gerekiyor. Çünkü alkol içtikleri zaman eğer yalnız yaşıyorlarsa, uyur gezerlik de varsa evde ciddi problemler yaşayabiliyorlar. Alkol dediğinizde aklıma geldi. Böyle bir vaka var. Alkol içmiştim, o tetikledi uyur gezerliğimi ve de kalktım bıçakladım şeklinde. İşte bunu kabul etmemiş mahkeme. Çünkü biliyordun diyor, alkol içtiğin zaman uyur gezerliğinin nüksedeceğini bir anlamda. Şimdi, alkol için bu söylenebilir ama mesela bir takım psikiyatrik ilaçların kullanımı sırasında da bu tür olaylar tetiklenebilir. Bunu kişinin bilmesi çok mümkün değildir. Yani işte bazı antipsikotik grubu ilaçların, bazı antidepresanların bu tür olayları tetiklediğini biliyoruz. Dolayısıyla ilaç sorgusu belki yapılabilir bu tür vakalarda. Bir şeyler alıyor. Bir şey alıyor yani mu? Alkolle bilirdi ama buraya kadar gideceğini bilmez. Hayır, tabii ki. Yani o kadar yapacağını, bu kadar birini öldüreceğini düşünmemiştir. Evet. Aslında bir kardiyolog olarak beni ilgilendiren, genelde yaşlı ve uyur gezer olmayan insanların uyur gezerliği. Uyur gezerlik belki tam doğru şey değil ama kalkmaları. Bu insanlar gecede 4 defa 5 defa tuvalete kalkıyorlar. Evet. Ve bu tuvalete kalktıklarında genelde tam da uyanmış olmuyorlar ve gece uykuda yaşlılarda düşmek bir tarafını tuvalette kırma. Tuvalette ölen çok vardır yani. Bu düştü, kafasını vurdu denir. Çok Düşüp kalçasını kıran, omzunu çıkartan, hakikaten tuvalette ölen çok ciddi miktarda insan var. Bu tipik uyur gezerlik değil tabii ama o 5 defa 6 defa üst üste idrara kalkmak hem uykunun kalitesini ciddi şekilde tehlikeye atıyor. Bu insanların bir kısmı bir de üstlük yatarken prostat ilacı alıyorlar ve aldıkları prostat ilaçları ciddi şekilde tansiyonu düşürür.
Evet, üstelik. O yüzden yarı sersem sepelek kalkıp da tuvalete gitmeye kalkarken pekala paldır küldür yuvarlanıp da bir tarafını kırması çok mümkün. Peki nedir önerimiz? Şimdi söyleyelim. Şimdi birincisi evdekileri bu konuda mutlaka uyarmak lazım. Böyle bir şeyin olacağı konusunda. Kendisi dahil evdekileri de uyarmak lazım. İkincisi yatağın başında... Ördek bulunur. Evet, peki. Yok. Onu bizim kültürümüzde insanlar çok kolay kabul etmiyorlar. Evet, ama... Ama yatağın başında bir tane düğmesine basmakla yanan bir abajur olması lazım. Ha bu kırmızı ışıklı olabilir. Buna bir itirazım yok. Ama önce etrafını görmesi lazım. Üçüncüsü yatakla tuvalet arasındaki tutunma senaryosunun önceden hazır olması lazım. Ha şimdi şurayı tutacağım, bundan sonra şurayı tutacağım, ondan sonra şurayı tutacağım, öyle gideceğim diye. Ve mutlaka tuvaletin kenarında bir tutma demiri olması lazım. Öyle lavabonun kenarında tutunuyorum falan ben değil. Çünkü o durumda lavaboyla beraber aşağıya devrilip kırılan lavabo parçasının kalçasına batmasıyla ciddi siyatik sinir hasarı olan hastam da var. Dolayısıyla tutunacak sağlam yerler ve o insanların mutlaka o odayla tuvalet arasındaki yollarının belli olması, tercihen o yolda da böyle paspastı, kilimdi, eşikti falan gibi takılacak, kayacak şeylerin olmaması gerekiyor. Evet, doğru, haklısınız. Çok önemli ve de ne yazık ki çok da rastlanan, şimdi düşündüm de yani hakikaten yaşlılar ailemizde hep vardı. Hep bir problem olmuştur yani bu gece kalkmalar. Evet, tabii gençlerde de görülen bir şey gece kalkmalar. Ona da yani çok su içmeyin diyeyim. Yatmadan önce bir sıvı almayın demek en önemli. Sıvı miktarını biraz azaltmak gerekiyor. Yani gençlerde de yani orta yaşlılarda da akşam saatlerinde şimdi herkese tabii su için tavsiyesinde bulunuyoruz. Yani o su içme bazen abartılı bir duruma gelebiliyor. Sabah akşam sürekli su içer durumda kalabiliyoruz. Akşam saatlerinde biraz sıvı miktarını azaltmak gerekiyor. Çünkü yatar pozisyona geçtiğiniz zaman zaten o bacaklarda görülen sıvıyı da süzmeye başlıyoruz. Dolayısıyla bir de üstüne bir sıvı eklersek daha çok tuvalete kalkmak zorunda kalıyoruz. Her tuvalete kalkışta bir uyanıklık reaksiyonu. Tabii. Uykuyu bölen, rahatsız eden bir süreç. Bir şey. Peki, şimdi gelelim başka bir alana. O da diğer memeli canlıların uykusuna, uyku düzenine, onlarla ilgili biraz konuşalım. Mesela yiyecek bulamadığı için ya da bulma ihtimali azaldığından çok akılcı bir çözümle uzun süre uyuyan canlılar var. Bir miktar onları konuşabilir miyiz? Yani nasıl oluyor da bunlar uyuyor? Bu kadar enerjiyi mi depoluyorlar? Mesela ayılar nasıl olur da kış uykusu dediğimiz bir şey olabiliyor? Büyük ölçüde aslında enerjiyi depoluyorlar. Yiyeceğin daha bol bulunduğu yaz ve sonbahar dönemlerinde ciddi miktarda yağlanıyorlar. Arkasından da yattıkları zaman sürekli depodan ayıklı yağı kullanıyorlar. İlkbaharda da ciddi şekilde zayıflamış olarak kalkıyorlar zaten. O bakımdan ilkbahardaki o zayıflık ve açlık içinde ayıların daha tehlikeli olduğu da söylenir. Çünkü yiyecek adına ne görse yiyecek üzerine saldırabilecek durumda. Bir de tabii sadece bununla kalmıyorlar. Bu uyku dönemini gene gebeliklerinin bir kısmı olarak da geçiriyorlar. Bazen uykuda inin içinde de doğuruyorlar. Bu da enerji tüketimini ciddi şekilde arttırıyor. O yüzden bu hibernasyon dediğimiz olayı yapıyorlar. Vücut ısılarını ciddi şekilde düşürüyorlar. Bütün metabolizmalarını yavaşlatıyorlar. Hemen hemen hiç hareket etmiyorlar vesaire. Bu sebeple de enerji tüketimi çok azalıyor. Benzer bir şeyi mesela biz kalp cerrahisinde yapıyoruz. Evet. İnsanların vücut ısısını ciddi şekilde düşürüp soğutuyoruz. O sayede... Nereye kadar soğutuyorsunuz? Vallahi genellikle 25-26 dereceye kadar vücut ısısını indirebiliyorsunuz ve ekstrakorporeal dolaşımı alıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla o suni yani kalp akciğer makinesini... Kanı dışarıya alıyorsunuz. Evet. O kalp akciğer makinesinin sağladığı oksijen o sırada insanlara yetebiliyor ki siz rahatça göğsünü açıp da göğsün içindeki kalple çalışacak zamanı
size versin. Çünkü kalp hareketli bir organ. Onu durdurmadan üstünde çalışamıyorsunuz kolay kolay. Bunda da zamanı uzatmak için... Bunu yavaşlatıyor musunuz dolayısıyla? Tabii. Yani, evet. Vurum sayısı kaça düşüyor? Kalbi tümüyle durduruyorsunuz. Tümüyle durduruyorsunuz. Tabii tümüyle durduruyorsunuz. Evet. Ve işiniz bittikten sonra yeniden çalıştırıyorsunuz. Ama bu arada gerek vücudu, gerek beyin dolaşımını, gerekse kalbi korumak için ciddi miktarda hipotermi uyguluyorsunuz. Evet. Soğutuyorsunuz ki mümkün olduğu kadar metabolizmayı yavaşlatasınız. Buradaki en enteresan şeylerden bir tanesi de bu yağları yakarak, tabii bunlar kışı geçiriyorlar ya da kış uykusu dediğimiz süreci geçiriyorlar. Bunların çok fazla atık madde üretmemeleri. Nasıl dışkılama ve idrar üretimi gibi ihtiyaçların çok fazla ortaya çıkmaması. Buradan yola çıkarak bu böbrek yetmezliği hastalarına bir çözüm üretebilir miyiz? Yani yağ nasıl yakılıyor da protein yakılmadan bu iş kotarılıyor diye. Özellikle Amerika'daki siyah ayılar üstünde çok ciddi çalışmalar var. Kişileri diyalizden kurtarabilir miyiz acaba buradaki yağ yakımını sağlayan şeyin ya da yağın kullanılmasını sağlayan süreci başlatan ya da yöneten maddeleri bulursak bunu da yapabilir miyiz diye. Bu noktada da opiyatlardan biraz bu uykuyu başlatan şeyin opiyatlar olduğu, işte opiyat tersi maddeler verilerek bu kış uykularının engellenebildiği saptanmış. Dolayısıyla opiyatların yağ metabolizması üstündeki etkilerine herhalde bakmak gerekiyor. Evet, hiç hoş bir alan değil tabii. Opiyat değerli izleyiciler, afyondan elde edilen bir takım maddeler tabii. Evet, yani tabiatın... Bence zararlı hiçbir şey yok tabii. Yani tabiatta zararlı olan hiçbir şey yok. Her birinin bir işlevi olabilir. Fakat ayılar en çok bilinen hani bu kış uykusunu, ama onların gerçek kış uykusuna yatmadığı düşünülüyor. Çünkü kış uykusuna yatan hayvanların 10 dereceye kadar vücut ısılarını düşürmeleri gerekiyor. Artık yani ondan sonrası da ölüm, ama ayılarda 15 derecenin altına düşerlerse ölüyorlar. Belli bir yere kadar. Belli bir yere kadar. Şey, onun için tam böyle... Onlar arada uyanıyor zaten. Şeyleri yokmuş. Evet, ama yani şimdi gelelim. Şimdi buradaki enteresan olaya. Yani kalbi durduruyorsunuz. O insan ölmemiş oluyor. Bedenin içerisinden nispeten soğuk. Yani normal koşullarda hipotermi başlar. Yani o kanı o derece soğuduğu zaman insan yaşayamaz yani. Nispeten soğuk bir derece, yani 25 derece bile olsa 25'e düşürüyorsunuz. Genellikle 28-30 ama bazen de aşağıda. Evet, diye. Yani aslında beyni çalışıyor. Evet. Asgari bir oksijen tüketimi gerekli. Dolayısıyla yani metabolizmasını yavaşlatıyorsunuz bununla. Ve bu ne kadar sürebiliyor ameliyat süresi? Bazen birkaç saat. Birkaç saat bunu bu halde tutuyorsunuz. Bu temelde de zaten o sırada beyni ve böbrekleri korumanız gerekiyor. Diğerlerine çok o kadar önemli değil. Diğerleri büyük ölçüde vaziyeti idare edebiliyor. Zaten çizgili kasları falan hepsini kürarizan maddelerle gevşetmiş oluyorsunuz. Karaciğer de o arada yani ufak bir dolaşımla idare ediyor. Evet. Evet. Ama beyni ve böbrekleri temelde korumak gerekiyor. Felç yapıyorsunuz ya, oksijen kullanmasın onlar diye mi? Yani hayır canım, ameliyatta kolunu bacağını oynatmasın diye. Oynatmasın diye. Evet. Sadece maksat beyni ve böbrekleri koruyabilmeniz. Zaten bu yüzdendir ki son zamanlarda çok rastlamıyoruz ama özellikle açık kalp cerrahisinin ilk başladığı dönemlerde ilk 1-2 dekadında ciddi bir şekilde açık kalp ameliyatından sonra insanlarda kişilik değişikliklerinden bahsedilirdi. Tekniğin ilerlemesiyle bu oldukça azaldı. Ama açık kalp ameliyatından sonra inme geçirenlere, ciddi kişilik değişikliği olanlara vesaire hala zaman zaman rastlayabiliyoruz. Bunlar işte o ameliyat sırasında olayın biraz uzamasıyla beyindeki dolaşımın artık yetmediği noktalarda olanlar. Peki, şimdi bakın 1-1,5 saatlik bir süreden söz ediyorsunuz. Buna rağmen ardında böyle kişilik değişiklikleri olabilecek, yani beyinde bir takım arızalar bırakabilecek bir durumun oluştuğunu söylüyorsunuz.
şimdiki dönemde bir firma insanları soğutarak, hatta sadece kafalarını öldükten sonra, yani ki tıbbi ölüm tanısı konduktan sonra sadece kafalarını kesip kafalarını soğutarak, yani bir anlamda beyinlerini soğutarak günün birinde onları yeniden canlandıracağı şeklinde, yani tedaviler olduğu zaman veyahut da bir hücreden yola çıkarak canlıyı tekrar yapmak mümkün olacağında bunları yeniden şeye sokacak, sirkülasyona sokacak bu insanları. Bu sırada aşağı yukarı bir 250 kadar bu insanlar sayısı. Talip olan, böyle bir şeye talip olanların arasında Türkler de var. Hatta bazen isimleri dahi belli. Yani bir biçimde öldü dendiğinde hemen süratle bu firmanın elemanları şeye girecek, devreye girecek. Kan boşaltılıyor. Kanın yerine gliserin dolaştırılıyor. -50'ye soğutuluyor önce. Sonra da -170'lere kadar iniyor. Ve sıvı azot içerisinde bu yapılıyor. Sıvı azot zamanla eksiliyor tank içinde bulunduğu tankın. O sıvı azotu eksildikçe tamamlayan bir mekanizması var. Elektrik kesintisinden de etkilenmiyor bu. Yani olur, bir aksilik olur da elektrik kesilirse merak etme, senin sıvı azotunu takviye edeceğiz diye de garanti veriyor. Aidatları ödemesi. Bunun bir parası var, ciddi bir parası var. Sadece kafa zannedersem şimdilerde 80 bin dolar. Bütün vücut 150 bin dolar. 200, bir takım şeyler ödüyorsunuz. Yani demin aylıkları var, maintenance bilmem ne falan var. Siz öldükten sonra tabii ki yine birileri bir şeyler ödemeye devam edecek herhalde. Öyle kolay kolay bırakmazlar. Ama böyle bir şey var. Yani bu bir anlamda bir uyku hali gibi sanki. Yani durduruyor bazı şeyleri ve yeniden canlandırabiliyor sonra. Yani sizin açık kalp ameliyatınızın çok uzun süreli olanını düşünün yani. Ama ölüm olduktan sonra. Şimdi... Evet. Tabii çünkü bir şey başka var. Türlü izin vermiyor ölüm. Yoksa daha önce de yapacak olan insan çok. Ölmeden önce çok yapacak insan var da. Ancak yasal ölüm istiyorlar. İnsanların ciddi bir miktarı tabii tarih boyunca hep ölümsüzlüğü aramış. Mısırlıların momyaları vesaire. Hep aslında bunun delilleri. Ama insan bir şekilde öldükten sonra beynin ölümü 2 dakikada başlıyor. Ve 5 dakikadan sonra da geri dönemez bir noktaya geliyor. Bu işin birinci kısmı. İkincisi, işte içinde gliserin dolaştırıyorlar, ne dolaştırıyorlar bilmiyorum ama ne yaparlarsa yapsınlar, donma derecesine geldiği zaman hücrenin zaten denatürasyonu söz konusu. O saatten sonra o hücreyi bir daha eski haline getiremiyorsunuz. Hücre zarları patlıyor. Kaldı ki bu beyin gibi oldukça hassas bir organda çok daha kolay bir evet, iş. Ama bunlar diyor ki biz zarları şey yapmadan, harap etmeden muhafaza ederek donduruyoruz. Yani hücre zarında böyle bir kristalizasyona bağlı bir patlama diyelim bir anlamda yok. Hatta da bir köpeği uzunca bir süre böyle şey yapıp dondurup ondan sonra da çözüp hayvan aynı hayvan olarak yaşamına devam etmiş. Burada tabii dokulara baktığımız zaman ya da hücre bazında baktığımız zaman şu anda hücreleri dondurmak ya da işte yumurta hücresini, sperm evet, hücresini dondurup bunları evet. kullanabilmek evet. mümkün hale evet. geldi. Şimdi tüm vücudu öldükten sonra dondurma kısmına baktığınız zaman 3 dakika içerisinde bunu yapmanız gerekiyor. Yani hangi mekanizmayla çalışırsanız çalışın 3 dakika içerisinde kişiyi gliserollemek ya da yeni bulunan bir takım maddelerle evet. bir araya getirmek ve kişiyi hemen dondurabilme süreci çok mümkün gözükmüyor. Diğerlerini nasıl dondurdular bilemiyorum ama hani o 3 dakikalık kısmını ayarlamaları zor gözüküyor. Evet, ama çok güzel bir hayal oldu muhakkak. Ama yani benim mesela birinde... merak ettiğim şey tabii beyin gitti. Daha sonra tabii bir takım teknikler bulundu. Mesela şimdi ölmüş beyin hücrelerinin yerine
bir şey, yeni hücreler getirilebilir mi çalışmaları evet, var. Evet, tabii. Alzheimer en azından öyle belki tedavi. Dolayısıyla kişi tedavileri aynı yüzle belki canlandırılabilir ama hafızası gitmiş olur. Çünkü kimliği, hipokampus kişiliği dediğimiz hafızayı barındıran i̇şte yapı. Bunlarda ben baktım da buraya biraz. Bunlar da iddia ediyorlar. Evet, aynen kalacağını diyor. Hafızanın işte bilmem ne kısmının şu proteine ihtiyacı yok, buna yok. Şu kısmında var evet ama bunu dondurduğumuz zaman o proteinlere ihtiyaç olmayan kısmı esas şey yapacak, devreye girecek. Bunu söylüyorlar. Hipokampus tabii çok kolay harap olan bir organ. Ama işte şey, işte uzaya gitmek de bir şeydi bizim. Hayaldi. Anda, hayaldi ama uzaya gidebilmek için bir sürü buluş yapıldı. O buluşları da biz günlük hayatımızda kullanıyoruz. Şimdi bunlar da belki bir hayal ama buldukları bir sürü şey belki tıbbın başka alanlarında hücre yenileyebilirler, beyin hücresinde yenileyebilirler. Hafızayı ne yaparlar onu bilmiyorum. Olmayabilir ama ileride tıbbın başka alanlarında belki ama buluşlar yapacaklar. Benzer şeyleri aslında bundan yaklaşık 70-80 sene önce yazılmış bilim kurgu kitaplarında, Isaac Asimov'da, Arthur C. Clarke'larda falan okumak mümkün. Mesela galaksiler arası uzay yolculuklarında evet, falan tabii insanları dondurup arkasından uzay aracını atıyorlar ve insanlar gittikleri yerde ancak ondan sonrasında uyanıyorlar gibi şeyler var. O tarihlerde yazılmış başka bir takım kitaplardaki olayların bugün olduğunu biliyoruz. Yani George Orwell'ın 1984'ünde yazdığı aşağı yukarı her şey bugün neredeyse gerçek oldu. Bu Angela Merkel'e kadar bile uzadı neredeyse. Dolayısıyla daha böyle bir şey de yarın olur mu olmaz mı? Olması mümkündür. Her ne kadar ben zamanını dolduran insanın gitmesi gerektiği konusunda bir fikre sahipsem de ileride şeyin insanların o dokuları muhafaza etmesinin bir yolunun bulunabileceğini açıkçası düşünüyorum. Ama bunun yaratacağı hukuki problemler var, etik problemler var, daha bir sürü problem var. Yani şöyle bir ölümsüzlük noktasına gelinebilse ve durdurulabilse insan, yani şu anda olduğu gibi durdurulabilse nasıl bir dünya olurdu yani sizce? Yani hiç yaşamıyorsunuz ve şu anda durduğunuz gibi böyle kaldık hepimiz. Yani nüfus artacağı için çok ciddi bir açlık problemi ortaya çıkacaktır. Dan Brown'un Cehennem romanının gündemi, yani içeriğine baktığınız zaman zaten toplumların nüfuslarının giderek arttığını, insan sayısının arttığını ve bu insanların bu dünyaya artık fazla geldiği teorisinden ortaya çıkarak insan sayısını azaltmak gerektiği düşünüyordu. Hiç kimse ölmezse o zaman doğanın dengesi gerçekten çok değişmiş olur. İşte o zaman belki uzay yolculukları başlar. Olabilir. Dünyalar yapılmaya çalışır. Yani ki hiç kimse ölmezse acaba yani bu depresif durum yani ciddi bir şey yaratır mı? Yani intiharlar artar mı? Cinayetler artar mı? Yani yoksa çok daha mı mutlu olur insanlar? Her şeyi durdurmak lazım. O zaman hastalık süreçlerini de tamamen durduruyor olduğumuzu varsayarsak o zaman bazı meslek gruplarında özellikle hekim grubunun hiç olmaması gerekiyor eğer o ölümsüzlük bu sefer de bizler öldürelim diye mi bir şeyler buluruz? Yok ama sonuçta değil mi? Belki size onun için birileri para verir. Yani para bunları biraz azaltın diye. Etenazi de öyle bir şey ya. Tabii. Hekimlere para zor olur verir. Herhalde. Etenazi yaptırılıyor. Zor olur. Zor bir hayat olur. Peki ama yaşamın uzadığı muhakkak. Yani nereden bakarsanız bakın. Yani değil mi? Ortalama ömür herhalde bir 40 yıl falan uzamış durumda. Alzheimer'ın arttığı da çok muhakkak. Evet. Ama bakın ben onu atladım, daha önce de söyleyecektim. Uykuyla ilgili olarak Alzheimer hastalarının beyinlerinde gelişen işte diyelim bir molekülün, amino asit molekülünün şeyle uyku sırasında beyinden atıldığı, halbuki beyinde bir lenf sistemi yok. Yani bütün diğer vücut organlarını temizleyen bir lenf sistemi yok. Fakat hücreler arası sıvı var. İntersisyal sıvı ya. Şimdi uyku beyni bu maddeden temizliyor. Bu durumda Alzheimer'li olanlarda bu temizleme mekanizmasına bir sorun var. Zaten deniyor ki Alzheimer'liler
uyku sorunu yaşayan da aynı zamanda. Geceleri, kişiler. Gündüzleri değişir Alzheimer'lı hastaların. Gündüz uyumayı tercih ederler. Geceleri evet, daha uyanık kalırlar. Uyanık. Şimdi bu uykuyla ilgili araştırmalar beynin çöplerini temizlediği, yani bu uyuma sırasında aslında atıklarından kurtulduğu gibi bir noktaya geliyor ve Alzheimer'lilerle ilgili çok fazla yayın var. O kadar çok araştırma yapılıyor ki Alzheimer tedavisi için. Çünkü sayı çok çok arttı. Sayı artıyor. Yani hele Amerika'daki sayı çok arttığında kuşkusuz yakın bir zamanda herhalde buna bir çare bulunacaktır diye düşünüyorum ben. Ümit ediyorum. Çok, çok ciddi bir hastalık. Sayılar çok fazla, yaşam kaliteleri çok düşük çünkü. Şimdi Nurullah Karaya demiş ki eşim odanın lambasını açmadan uyuyamıyor. Ne yapabilirim? Bir göz bandı alsın herhalde değil mi? Kendisi Nurullah gözüne Eşinin karanlıkta kalma korkusunu da tedavi evet, edebiliriz. Evet. Evet. Bir de kırmızı ışık yapsınlar. Kırmızı ışık yapsınlar. Hem birini rahatsız etmez hem öteki de şey yapar. En kırmızı azından. Işık demişken aslında en zararlı şeylerden bir tanesi şu. Mavi veya yeşil ışık yayan saatler vesaire oluyor yatak odalarında. Mavi veya yeşil ışık da kırmızı ışık ne kadar rahatlatırsa onun aksine o kadar irite edici bir şey. Son zamanlar bir de buna telefon şarjlarının üstündeki o mavi lambalar eklendi. Evet, evet, evet. Dolayısıyla odada tercihen hiç ışık olmasın. Eğer olacaksa da çok pes bir kırmızı ışık olsun. O saatleri vesaireyi hepsini ortadan kaldırmak lazım. Evet. Şimdi bir iki soru vardı. Ercan diyor ki 0-2-0-4 arası, yani sabaha karşı 2 ile 4 arası uyumak gün içindeki tüm yorgunluğu alıyormuş. Doğru mu diyor? Yani öyle bir şey var mı? Bu kadar az uyumak yani en günün bir kısmını oraya denk tolere getirmek eder. Evet. Bir siklus uyumuş olur 2 saat içerisinde. Bir nan REM dönemi ve rüya dönemi geçirmiş olur. Biraz uykusunu hafifletmiş olur ama tamam, bütün yorgunluğunu atmış olmayacaktır o kadar uykuyla. Yani o dönemdeki uykuya iyi uyumuş mu olmasını söylüyor yoksa yalnızca o dönemi mi uyumuş? Herhalde 2-4 arası uyumak diye sormuş. Evet. Şimdi demin bir şey vardı, Inception filmiyle ilgili idi. Yani o gerçek olur mu diye bir soruydu o. Yani bilinçaltına şey yapılabilir mi, hükmedilebilir mi, rüyalarına girebilir mi şeklinde. Bilim çalışıyor yani bir takım farkındalıkları, farkındalıkları yaratmak için. Tabii orada ama başkasının rüyasına girmek mümkün olabilir mi? Kendi rüyasına evet ama kendi. Onunla ilgili böyle bir çalışma yaptılar da rüya değil de uyanıkken evet, iki bilgisayar sistemiyle iki ayrı odadaki insanların birbirlerinin düşündüklerini yapmalarını sağlattılar geçenlerde. Hem gazetede vardı ama bu bilimsel bir çalışma. Ama belki ileride bunu da bu rüya da içinde yapabilirler. Evet, uykuda yabancı dil öğrenilebilir mi? Hani bu evet, bu çok popüler bir şey değil bunu mi? Bunu yaptığını söyleyen soruyor. Programlar evet, var. Evet. Yabancı dil çalışmak isteyenlerin uyumadan önce çalışıp üstüne uyumaları daha çok tavsiye edilir. Evet, uykuda bir şeyler vermek çok mümkün değil şu anda. Ramazan diyor ki şu an 365. koyunu sayıyorum, hala uyuyamadım, ne yapmalıyım? Tabii bizi dinliyorsun da onun için uyuyamadım. Koyun saymayı bırak. Programı bizi kapat. Dinle. Programı kapat git yat diyeceksin. Koyun saymanın faydası var mı diye soruyor bana kulağımdan. Takılırsanız. Onur herhalde o uyuyamıyor. Geceleri o hep aynı rüyayı görüyor ya, onun derdi peki, o. Evet. Bir takım ritüellere de çok fazla takılırsanız evet, o zaman da ona takıldığınız için uyuyamazsınız. Dolayısıyla çok fazla bir şeyi kafada kurcalamadan, evet, koyunların da sayısının kaç olduğunu fark ettirmeden gözünüzün önünden koyun geçirttirebilirsiniz ama işte 365 tane koyun saymak çok akılcıl değil. Değil, değil. Peki ama ışık, pardon lafınızı kestim ama bir ışıkla ilgili bir şey vardı yani kırmızı ışık veyahut da beyaz ışığın işte melatonin evet, salgılanmasını işte inhibe ettiği değil mi, güneşmiş gibi zannediyor. O zaman peki biz kuvvetli ışıkta banyoda ayna karşısında dişimizi fırçalıyoruz uzunca bir süre. O kuvvetli ışıktan sonra da gidip yatıyoruz. Halbuki hani daha önce böyle biraz daha az ışık filan kendini evet, hazırla filan filan deniyor. Akşamları öyle kullanmak lazım zaten.
Yani o kadar ışığa da çıkmamalı o zaman dişi fırçalarken. Evet, yani akşam saatlerinde melatoninin en yoğun olarak salgılandığı evet. saat akşam 9. 6'dan sonra salgılanmaya başlıyor ama 9'da pik yapıyor. Bu 9'daki pik yapışı da bize 12 civarlarında uykuya rahat dalmamızı sağlıyor. Dolayısıyla akşam saatlerinde özellikle çok ışıklı ortamlardan kaçınmak gerekiyor. Işığı biraz daha azaltmak gerekiyor. Oturduğumuz ortamlarda evet. da bunu yapmak gerekiyor. Peki tabii melatonin deyince o melatonin tabletleri ve jet lag'ler yani uçak şeyleri bir ara çok popülerdi. Yani uzun yolculuklarda melatonin tabletleri almak gibi bir şey. Onun yerine çok daha basit şeyler var zannedersem çok uzun yolculuklara çıkanlarda yani saat farkı çok olan mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne uçakla gidenlerde jet lag yaşamamaları için. İşte mümkün olduğu kadar öğleden sonra inecek bir uçağa binin. Mümkün olduğu kadar normal oranın saatiyle yatmaya çalışın filan gibi evet. bir takım şeyler var. Ama çok zor. Doğudan batıya insanı. Giderken evet. çok problem olmuyor ama batıdan doğuya doğru geldiğiniz zaman asıl jet lag'i yani bir buradan hafta. Buradan oraya giderken demek ki. Pek yaşamıyoruz. Oradan buraya geldiğimiz zaman çok yaşıyoruz. Ki 5 günün üstünde orada kaldıysak. Uyku evet. ritmimiz bir şekilde dönmeye başlıyor. Orada da... Ama aynı şey uzak doğuya gidenler için tabii de oluyor demek tabii yani. Tabii ki. Melatonin kısmen işe yarıyor ama daha çok uyuma yeme saatlerinizi ineceğiniz ülkeye göre ayarlamaya başladığınız zaman biraz daha rahat ediyorsunuz. Oraya uyum evet. sağlıyorsunuz. Oradaki temel sorunlardan evet. bir tanesi şu. Aslında becerebilirsiniz. Uçakla gidiş sırasında hiç uyumayın. Evet. Gidin ve oradaki geceyi de yapın. Tamam yorgunluktan canınız evet, çıkmış evet. oluyor ama gece ya normal yattığınızdan belki bir saat önce yatın. Ama yatın, uyuyun, sabah kalkın bu sorunla yaşamıyorsunuz. Sorun şurada bütün uçak şirketleri sözleşmiş gibi uyutmak yemeği dağıttıktan sonra sizi uyutmak için elinden geleni yapıyor. Işığı da söndürür. Evet. Uyutmak için yapıyor tabii evet, çünkü devamlı bir şey isteyeceksiniz o evet, zaman. Evet bir uçaktaki 400 kişinin her dakika ortada gezmesinden çok hoşlanmıyorlar. Hoşlanmıyorlar evet. Haberci rüyalardan bahseder misiniz diyor. Bilimselliği var mıdır? Meral Köseoğlu. Haberci İstiyaya yatmak. Evet. Evet. Şimdi açıkçası... işin o boyutunu çok bilmiyorum ya da... En azından her sıradan insanın o işi yapıp yapamayacağını bilmiyorum ama burada bunun sonucundaki haber verilen şeyin ne kadarı gerçekçi bir öngörüdür. Ne kadarı kehanettir onu çözmek çok mümkün değil. Ne kadarı da rastlantıdır. Evet. Onu çözmek çok mümkün değil ama bu konuda ta işte şamanist toplumlardan tutun da günümüzün çağdaş dinlerine kadar tabii. çeşitli boylarda hiç yabana atılmayacak miktarda da şey var, anekdot var. Var, evet. Bunların ne kadar gerçekçi olduğunu bilmek çok mümkün değil. Ama herkes bunu yapabilir mi? Herkes bunu yapamaz. Bu özel bir durum. Aslında bilimsel adıyla karşılık olarak tam değil ama biraz... İşin parapsikoloji kısmına kayan bir durum. Parapsikoloji dediğimde bir bilim olarak falcılığı vesaireyi söz etmiyorum. Hakikaten psikolojinin biraz para kısmında kalan, biraz kıyısında köşesinde kalan bir durum. Onun için böyle anekdotlar var ama ne kadar gerçekçidir? Evet. Ne kadar hakikaten kehanettir? Vallahi onu bilmiyorum değil. Ama önemli bir karar almadan önce ben hep üstüne bir uyuyalım derim. Bence üstüne bir uyumak lazım. Üstüne bir uyumak gerekir bunun tabii ki. Yani bu tip şeylerin. Ama ben faydasını her zaman için görmüşümdür. Yani üstüne uyumanın bir şeyler yaptığını. Hülya Melis Yıldız son tweetimiz. Bence uyumak geceleri sevilmeyip sabahları aşık olunan bir duygu karmaşası demiş. Çok güzel tanımlamış. Evet. Doğru. evet hepimiz öyle. Gece bir türlü uyuyamayıp ama sabah da aman akşam olsun. Gidip uyuyalım diyoruz. Evet muhakkak ki çok şey kaldı tabii ki konuşmadığımız. Şöyle bir aklınıza gelen herhangi bir şey varsa ona bilmiyorum ama iyi geceler diyorum, iyi uykular. Derin ve deliksiz bir uyku uyumanız dileğiyle gelecek hafta veya daha sonraki haftalarda görüşmek üzere.
Evet, çok teşekkür ederim size de.